Hayat ve Kelimeler Yaşık ürke geldiği gün hayatının anlamını bir türlü öğrenmediğini fark eden yazıcı madem ki böyle olmuyor dedi. Ben de başka bir yol tutarak hayatımın anlamını çözerim. Hayatımın ve böylece hayatın anlamını. Bütün görevlerinden istifa etti. Bütün dostlarından, ailesinden ve çocuklarından ayrıldı. Var olan neyi varsa hepsini sattı. Bir tek kitapları kaldı geriye. Yeni kitaplar aldı ve yeni defterler. Yolda tuttu kentin varoşlarında, kapısını kapattı kendi üzerine, simsiyah perdeleri simsky örttü. Sadece bir adam, sabahları geliyor, gerekliden varsa bırakıp gidiyordu. Şimdiye kadar bütün öğrendiklerim, dedi yazıcı, hayata dair. Hiçbir şey anlamama yetmediler. Öyleyse onları unutmalıyım, unutmalı ve yeniden başlamalıyım. Gözlerini yumdu ve bildiği ne varsa hepsini unuttu. Hiçbir şey kalmadı geriye. Kalın bir defter çekti önüne. Hayatın anlamı diye yazdı başlık sayfasını. Altına daha küçük harflerle ekledi. Yani benim hayatımın. Defteri bir tarafa itiverdi. Kitaplığın önüne gitti bu kez. Kocaman, meşin ciltli bir kitap aldı. Dünyadaki bütün çiçekler. Koca sayfeleri teker teker çevirdi. Okudu, bitirdi. Sonra aklında ne kaldıysa kendi defterine geçirdi. Ardından bir başka kitap çekti onunla. Dünyadaki bütün hayvanlar. Onu da okuyup aklında kalanları defterine geçirdi. İnsanların hallerini okudu. Gülmeye dair, ağlamaya dair, aşka ve sevmeye dair ne varsa hepsini öğrendi. Gelmiş geçmiş bütün insanların yaşamlarını okudu. Gelmiş geçmiş bütün öğretilerin. Yazılmış ne varsa kitaplara geçirilmiş, okudu ve kendi defterine geçirdi. Kelimeler çok hoş göründü gözüne. Hepsi dedi ne kadar anlamlı. Hepsinin içi ne kadar dolu. Hepsi bana hayatı ne kadar çok kuvvetli öğretiyorlar. Gözleriyle, giderek elleriyle, kelimelere okşamaya koyuldu. Kelebek yazdı sevgiyle. Harflerini teker teker sevdi. Yıldız yazdı. Hilal yazdı. Dağ lalesi yazdı. Gökyüzü yazdı. Hayatım dedi. İşte bunlar benim. Yazıcı bütün kitapları ve ansiklopedileri bitirince sıra lügatlere geldi. 50 bin kelimelik, 100 bin kelimelik, mecazlar ve deyimlerle genişletilmiş birçok kelimelik. Hepsini baştan sona ezberledi. Hepsinin karşılığını geçirdi defterine. Z hanesindeki son kelimeyi de ezberleyip defterine geçirdikten sonra tahta karyolasına uzandı. Çizgili battaniyesinin üzerine. Derin bir nefes aldı. Ne kadar zaman geçti kim bilir, dedi. Ama bu kez tamam. Artık hayatı öğrenmiş olmalıyım. Ben ki bütün kitapları okudum. Bütün lügatleri atmettim. Ben ki bütün kelimeleri ezberledim. Artık hayatın anlamını bilmediğimi kim iddia edebilir? Değil mi ki hayat kelimeler yapıyor? Değil mi ki hayat kelimelerden çıkıyor? Böylece yazıcı, hayatının, yani bütün hayatların anlamını öğrendiğine kani olarak simsiyah perdeleri açtı geriye. Parlak bir güneş çığı doldu içeri. Gözleri acıdı. Bu da ne? diye söylendi. Dışarı çıktı. Bir kelebek kalktı kepe önündeki darlalesinin üzerinden. Ne hoş çiçek diye düşündü. Ve ne hoş bir uçuş. Acaba isimleri ne? Fakat zihnini ne kadar zorladıysa da ne darlalesini tanıyabildi ne kelebeği. Bunlar dedi. Mutlaka öğrendiğim kelimeler arasında yoktular. Fakat akşama kadar yol boyunca gezinip de hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi tanıyamayınca Hele akşam olup da üzerindeki lacivert ve sonsuz boşlukta asılı duran ışık toplarını hayranlıkla seyredince, bir portakal dilimine benzeyen aydınlığı anlamaya çalışınca içtenlikle ve hiçbirisinin anlamını bir türlü bilemeyince, iç acıdı. Yazık, dedi. Kelimelerle hayat uymuyor demek birbirine. Kim bilir bunlardan her birine ad olan kelimeyi kaç kez öğrendim, kaç kez geçirdim defterime. Kim bilir kelebek bunlardan hangisidir? Hangisidir derlerlesi? Hangisi yıldızdır ve hangisidir adı Hilal olan? Gerisin geri odasını döndü. Bütün kitaplarını ve defterlerini fırlatıp attı bir köşeye. Ben, dedi. Hayatın kelimelerden çıkarılabileceğini zannetmiştim. Oysa karşıladıkları nesneyi bile göstermiyorlar. Demek kelimeler hayattan çıkıyor. Hayat kelimelerden değil. Tahta karyolasına uzandı. Çizgili battaniyesinin üzerine. Sonra ansızın yerinden kalktı. Dışarı fırladı. Karşısına ilk çıkan adama, hayatında bir tek kitap okuduğu bile ümit edilemeyecek adama. Bayım dedi. Bana gösterir misiniz? Kelebek bunlardan hangisidir? Ve hangisidir dalalesi olan? Adam ha diye kabaca cevapladı. Şu gördüğünüz dalalesidir. Onun üzerinden havalanan çiçek de kelebek. Tahta masada yazı. Victor Hugo Notre Dame katedralini gezerken kulelerden birinde bir duvarın üzerinde silik bir kelime görür. Fatalis. Notre Dame'ın kamburu olarak tanıdığımız Notre Dame de Paris'in ilhamı bu tek kelimededir. Kader. Bir zamanların ünlü Sultan Ahmet Cezavi'nin iliklerine kadar ödü işlemiş rutubetli duvarlarından birinde şoför Ahmet'in adı kalır yıldız sayısı çoğul otellerinin zamanını. Topkapı Sarayı Haremi'nin yüzlerce odası ve hücresi arasında Adı cariyeler hep sahnesine çıkmış birinde. Zamana yenik düşmüş bir isim. Bağır yanık dil film. Bir seyahat molası. Tahta bir maza, masa üzerinde iki satır yazı. Karşılaşırsınız. Üç beş kan damlası. Bana biçilen rol çok ağır. Taşıyamıyorum. 84 Temmuz'u. Ya da öğrencileri çoktan gitmiş sınıfın kara tahtasında iki satır. İçim çok acıyor. 95'in Mayıs'ı. Duvarlara, ağaçlara, sıralara, kapılara, masalara, kara tahtalara, çinlere, fresklere. isimlerini kazıyorlar. Acılarına sehli mümteğini içre görünür kılıyorlar. Ya da mutluluklarına. Kimdirler? Nedirler? Bu yazıları neden yazmaktadırlar? Ve biz onları ne diye okumaktayız? Hem duvara yazılmış tek kelimeyi okumakla bir romanı okumak arasındaki fark zannettiğimiz kadar büyük müdür? Romanya'da duvardaki tek kelime. Yazı benden daha uzun ömürlüdür. Ve insandaki en kuvvetli iştiyak, sonsuzluk iştiyakıdır. Bunun için dünya üzerinde geçici olduğunu bilene en kestirme kalıcılık yolu gibi görünmektedir yazı. Dahası okuyacak birilerinin ya da birisinin varlığını ümit etmek, acıları hafifletmektir. Ancak bunların ötesinde ve öncesinde yazı bir varlık problemidir. Bir yazanı vardır. Yetmez, bir de okuyan olunca gerçekleşir. Bir bilinçte yer almaktır çünkü bütün mesele. Yazan dairenin başlangıcıdır. Sonsuzluğu sağlayan, daireyi tamamlayansa okuyandır. Öyleyse okumak varlığına bir eylemdir dahası. Yokluğuna. Yazan yazdığının görülmesini ister. Roman ya da tek kelime. Sonra görüldüğünü bilmek ister. Üstelik gören de gördüğünün bilinmesini ister. Tam bir dairesel oluştur bu. Tahta masaya tek kelime. Biri okusun, kim okursa. Tahta masaya kazılmış yazıyı okurum. Ve okuduğumun onun yazar tarafından bilinmesini isterim. Neden? Bir daha asla karşılaşmayacağımızı bildiğimiz halde, biz iki isimsiz, yazan ve okuyan, hızla geçişen iki trenin penceresinde belirirken hayallerimiz, en güzel yüzümüzü takınır, kendimize çeki düzen veririz. Görmekte ve görülmekteyiz. O bizi görerek, Bizim varlığımızı onaylarken, biz de onu görerek onun varlığını onaylarız ve bunun karşılıklı bilinmesini isteriz. Görülmek istemek, yaratılışın esermisinden bir şelale gibi döküle döküle bizi kaderlemektedir. Bir bilinçle yer almaktır bütün mesele. Bu yüzden görmek ve görülmek mühim bir şeydir. Başta sorulan sorunun karşılığına gelince, Fatalist sözcüğüne sığdırdığı bir ömürlük macerayı, Notodam duvarlarından birine kazıyarak görülmek isteyen orta çağlı ile Notodam'la Paris'i kağıda yazan Hugo bir varlık problemi olarak baktığımızda çok da farklı değildirler. Aradaki basit bir hacim farkı. Bari yanık dil filip, onun şanssızlığı ise bir Hugo ile karşılaşmamız olması. söze hayatın fedası Sözün hayatın neresinde durduğu bir teori sorunu olarak söz kadar ve hayat kadar eski. Sözün hayat karşısında ne kadar samimi olabildiği meraka değer elbet. Ama daha meraka değer ve tehlikeli olan ne kadar samimiyetsiz olabileceği. Eski Yunan sofistleri yetiştirdi. Onlar o hayatın içinde bir ihtiyaca cevap verir. Dolaşarak, güzel ve etkileyici konuşmayı hitabeti öğretirlerdi. Sofistlerin temsil ettiği anlamda sözün yöntemleri, formülleri vardı. Ve eğer bu formülleri iyi kullanabilirseniz, gerçekle doğru ile ilişkisi ne olursa olsun bir fikri ispatlayabilir. Hatta doğruluğuna hiç inanmadığınız bir davayı bile kazanabilirdiniz. Mutlak, doğru olanla ilişkisi zayıf da olsa iyi kullanıldığında sözün üstün gelmesi, sofist sözcüğünün zamanla olumsuz bir anlam kazanmasına neden oldu. Ancak doğru olan karşısında da ve kazanan bu samimiyetsizlik sözün zaferiydi aslında. Sofistleri yetiştiren eski Yunanlı bezin kafiye ve benzeri teknik şiir bilgilerini öğreten okullarda vardı. Güzelliği geometrik ölçülerin uyumuna indirgen böyle bir uygarlıkta şaşırtıcı değil elbet. Kim bu okullardan yetişerek şair olmuş bilinmez. Ama şiir okuldan, kitaptan, hocadan öğrenilmez kuşkusuz. İskolastik zihniyetinde temel endişelerinden biri lisanı hiç yanlışsız ve etkileyici kullanmaktan. Retorik ama içi boşalan retorik. Ortacağın felaketi oldu. Hayat çok oldu. Daha doğrusu bir oyuna dönüştü. Kabuklaşan lisan ve klişeleşen hazır imajlar idrak ettiği zirveden sonra divan edebiyatının da tükenişini hazırladı. Hangi duyguyu nasıl ifade edebileceğini önceden belirlenmiş sözün aritmetik sağlamlıklar yığını arasında hayat nasıl görünebilirdi ki? Ve dil üzerinde çok durulduğunda edebiyat için gerçekten tehlikeli oluyordu. Yani meziyeti olan şey, dil, edebiyatın zaafına dönüşüyordu. Bu yüzden klasik disiplinlerin aşırı kurallarını ve bilimciliğe üzerine inanılmaz bir savrukluğun çarpık ama sıcacık derizme kurulan ve ilhama dayalı bir şiir anlayışını öne çıkaran romantikler, sözü müdahalesiz, geldiği anın sıcaklığını da saklamayı sevdiler. Üzerinden bir düzeltme geçmiş her anlatsı cümlesine koyulacak son nokta pişmanlıktan ibaretti onlar için. Bu yüzden bizde romantik bir şiir anlayışına sahibi olan Hamit, şair Azam, bu anlayışın kendince bir özeti sayılabilecek şiirine bir şairin hezeyanı adını verdi. Hezeyan yani sayıklama. Hastalık ateşlerinin bilinçleri bulandırdığı yere müşabih bir yerde. Söylediği sözün retorik sağlamlığını kim düşünebilirdi ki? Dahası Hastalık ateşleriyle zihni bulanan hastanın samimiyetsizliğinden kim söz edebilirdi? Hiç kimse. Hamit de düşünmedi. Ve bu yüzden bir şairin hezeyanında gramer bilmediğini, mektep medrese sahisi görmediğini, hocadan, şeyhden ders almadığını, kısacası cehaletini hem de göğsünü gere gere ilan etti. Cehli ile iftiharı pek severim. Bu şahane ile iftihar ederken o, ilhama dayalı bir şiir anlayışının önüne geçen kuralcı bir şiir anlayışının aleyhinde görüş beyan ediyordu sadece. Gramer kurallarını bildiğine şüphe yok. Onları feda edeceklerini yürekliydi sadece. Hayatı dile feda etmiyordu. Peki ya biz? Hangisini feda ediyoruz? Söz mü, hayat mı? Sözün aritmetik sağlamlığında kendini kandıran sofistler miyiz? Yoksa hayatta aramıza hiçbir kuralın girmesine göz yummayacak kadar yürekli miyiz? Kaç kez inanmadığımız yazıların altına imza attık. Sözün inanılmaz cazibesi uğruna. Sözün cazibesi, sözü hakim olmanın inanılmaz hazı uğruna. Ruhumuzu mu satıyoruz yoksa? İptidar kelam vardı. Yaşantı arkadan geldi. Böyle mi kandırdık kendimizi? Söz uğruna hayatı bir yalan gibi yaşadık. Ne kadar yalancıydık. Kurduğumuz oyunlarda oysa her şey ne kadar inandırıcıydı. Aşktan bahsettik. Aşkı tanımıyorduk. Öldük, ölmüyorduk. Sadakattan söz ettik. Sadakati bilmiyorduk. Sevdik. Aslında sevmiyorduk. Aldık, veriyorduk. Verdik, alıyorduk. Söz yerini buluyordu sadece. İyi düşüyordu. Uygun. İçimiz bir hoş. Habire büyüyorduk. Kaç kez yeri geldi diye cümleler tarif ettik. Aritmetik sağlamlığı bol formüller doğrultusunda. Sözlerini bulsun da söylemesek ölürdük. İnanmadan söyledik. inördük İkindi yazılarını hatırlarsınız. Andarın postasının sanat eki olarak ayda bir yayımlanırdı. Olan su sıcaklıkta bir mevkuteydi. 121. sayısında Samet Kösen'in çok derinlikli bir konu vardı. Dipnota göre Koan, Zen Budizm'de müziklerin akla dayanmaktan çok sezgisel kavrayışı yönelmelerini açıklayan öğretiler demek oluyordu. Metinden anlatılan özetle şuydu. Yaşamın özüne ilişkin bir şeyleri kavradığına inanan Tisuyi'ye, genç yaşta manastırı terk eder. Yıllar sonra döndüğünde hocası ondan yaşamın özüne ilişkin bir şeyler söylemesini isteyince cevap verir. Dağların üzerinde bulut olmadığında ay ışığı görün minicik dalgalarına sınar. Hocası öfkeyle bakar. Yaşanıyorsun ama yaşama dair hala bir şey bilmiyorsun. Eski öğrenci ağlar. Hocasına bakar ve bana yaşamın özünü anlatır mısınız diye sorar. Hocası cevaplar. Dağların üzerinde bulut olmadığında ay ışığı gölüm minicik dalgalarına sınar. Anlaşılıyor ki sezgiye dayanan öğretinin aklı ve yaşantıyı küçümsemesi aynı şeyi söyledikleri halde. Hoca ve öğrenciyi yaşamın özünü tespit noktasında farklı kılıyor. Aynı gerçeği biri sözgüleriyle varırken diğeri yaşayarak akıl ve müşahede yoluyla varıyor. Biri kendi benliğinde idrak ediyor, diğeri öğretisinin programında sözlerle ilerliyor. Zen akıldan çok sezgiye güveniyor ve bu yüzden hoca öğrencisine paylıyor. Yaşlanıyorsun. Ağzında çok az diş kalmış. Ve sen hala yaşama dair hiçbir şey bilmiyorsun. Öykü Zen Budizm'in programı ve yöntemi doğrultusunda daha farklı zenginlik katmanlarını çözümlemek mümkündür kuşkusuz. Bu katmanlardan biri de kelimelere ilişkin görünüyor. Zira hoca ve öğrenci yaşamın uzun ifade ederken aynı kelimeleri kullanıyorlar. Fakat aynı kelimeleri kullansalar da söyledikleri şey birbirinin aynı değil. Çünkü birinde kelimeler yaşantının ifadesi, diğerinde yaşanmadan sezilenin. Bir yaşantıya tekabül eden kelimenin aynı yaşantıyı alıcıda tekrarlayabilmesi için o yaşantının bir kez olsun alıcının nefsinde tecrübe edilmiş olması gerekiyor. Ve öğrencisini ne kadar paylarsa paylasın, tecrübeden eden hoca ayın ışığını öğrencisi kadar tanımıyor. Siddhartha romanı anlam katmanlarının birinde yaşantıyla öğretiyi karıştırırken ...kelimelere güvensizliği vurgular. Kelime, işaret ettiği yaşantının kendisi değildir. Onu sadece gösterir. Bu yüzden arkadaşı Govinda... ...kendisine hazır kalıplar halinde sunulan öğretiyi kabul ederken... ...yani başkalarının yaşantılarını güvenir... ...ve onlarla yetinirken... ...Sidarta öğretiyi, kelimeleri reddeder. Kelimeler yaşantının kendisi değildir çünkü. Sidarta, yaşantının peşindedir. Bu Buda'nın yaşantı alanında hissettiklerini bilmek ister... Bunun yolda yaşamaktan geçer, kelimelerden kaçmaktan. Bu yüzden tıpkı Zen Budist öyküdeki öğrenci gibi Siddhartha dışarı, hayata koşar ve Govinda başkalarının kelimelerini güvenmek bulamazken Siddhartha kendi yaşantısının yani kendi kelimelerinin arkasına düşerek nihayetinde aradığını bulur. Yaşantı bir yanımızda böylesine uzanırken kelimelerine ne kadar güvenebiliriz? Biz, bilgisayarımız ve kitaplarımız. Kelimelerden yapılmış soyut bir dünya. Nereye kadar gidebiliriz? Dışarıda baharın ilk gülü açar. İlk kelebek geçer bahçelerimizden. Bizse gül ve kelebek üzerine yazılar okuruz. Ya da yazarız. Gül ve kelebeği tanımamızı mı iddia ediyoruz? İhtiyar hoca hala tanımadığı bir hayatı gösteren kelimelerle konuşuyor. Eski öğrenci onları çoktan yaşamış olsa, dışarıda ayın ışığı, Göldeki minicik dalgalar ısınıyor. Hoca bilmiyor. İçimizdeki yangına bir ses ararken hep başkalarının sesiyle konuşuyoruz. Ödünç kelimelerle, müstemel. Anlamını önceden kendi içinde biriktirmiş kelimelerle. Tümü düne dair sözcüklerin. Mevlana, düne dair ne çok sözün var olduğunu, şimdi artık yeni bir şeyler söylemenin zamanı geldiğini vurguluyor. Hamid, Serim Akber'in mükattamesi boyunca eseri Makbel ile Makbel'i karşılaştırıyor. Vardı sonuç kendi eserlerle yayın oluyor. Çünkü basit bir köy mezarı bile müthiş gerçeği yaşıyorken Makbel bir çığlık bile olamıyor. Kelime büyülü şey ve her büyü gibi ürkütücü. Akşam söz gelimi. Tekrarlıyorum. Akşam. Akşam. Bildiğim sadece kendi akşamım. Söyler misiniz? Benim akşamımla sizin akşamınız uyuyor mu birbirine? Yağmur ya da yağmur, yağmur. Sizin yağmurunuzla benim yağmurum aynı mı? Dahası benim yağmurum yağmur mu? Akşamım akşam mı? Bunu kim belirleyecek? Fakat yine de yağmurlarımız birbirine uymasa da, farklı olsa da akşam olarak kullandığımız sözcüğün içini dolduran anlam, bütün yaşantıların üzerinde bir alemde, bütün yağmurların benzediği bir yağmur, ve bütün aksamların benzediği bir akşam mutlaka vardır. Yansıması bu aleme düşen. Yazı ve Ölüm Yine Şiirin vasat muayene üzerindeki büyüleyici çağrışımlarına aldanıp da şuur dışı bir alan oluşturduğunu düşünmemeli. Şiir ve şuur birbirinin müştakı. Aynı kökten geliyor bu iki kelime. Şiir, şuurluluk hali. Şuur, cinnetin zıttı. Cinnet, aklın yitmesi. Şuur, aklın devrede genel geçer dolunumu. Böyleyken şairlere atfedilen bir tür akıl dışılık hali nereye kadar geçerli? Bugün diyeceğim, yazarın, yaşamla arasına giren cinneti, yazarın ölme hali. Yazı, yazar yazmaya başladığı andan itibaren vardır. Ama bu, yazmaya başlamadan evvelki bir zamandan miras bir zorlama iledir. İkisi arasında yazar, bir sıçrama sınavıyla karşı karşıyadır. Çünkü ilki bir cinnet hali, daha açıkçası bir ölüm halidir yaşamın içinde. İkincisi ise bir şuur halidir, şiirin içinde. Yazar ya cinnetten şuur halini atlamayı başararak kurtulacak ya da bunu başaramayarak ölecektir. İlkinden ikincisine geçmeyi, atlamayı, sıçramayı, yükselmeyi ya da düşmeyi başaran yazar cinnetten şuura geçer ve kurtulur. Çünkü ölme yeteneğini yapıta aktardığında sanatçıdan geriye normal, sevimli, yaşamla barışık bir varlık kalır. Ancak bu öylesine zor ve öylesine tehlikeli bir devinimdir ki, her yazar ve her sanatçı, her keresinde onu kazasız belasız tamamlamış olmalarına şaşırıp kalırlar. Kafka es koridorlarında bulandığımız romanların yazarlarının, amirleriyle barışık bir memur olmasını izah da bu sıçrayışın izahıyla mümkündür. Bu yüzden yazı yok olmamak içindir. Bu de yazının hayatta kalma savaşı oluşu. Yitmemek, bitmemek, tükenmemek için oluşu. Yazı ölmemek için değildir kısacası. Ölmek içindir. Çünkü yazıda ölmek, gerçek hayatta ölmekten kurtulmanın en uygun ve kestirme yoludur. Canını acıtan kum sahnesi karşısında okyanus üstü seçimi. Yazıda ölmek, ölmemek demektir öyleyse. Kurtuluş, ölümün ve cinnetin üzerinden bilinçle bir sözcük geçirmede. Şair taşıyabileceğinden fazlasını burada atıyor işte. Tabi atabilirse. Ölerek yazan yazarlar arasında ölmeyerek yazarlar. İnanmayın olarak yazdıklarına. Eğer yazıyorlarsa ölmek içindir. Yazarken öldükleri ölmediklerindendir. Yazısında ölen sağ kalabilmenin peşindedir. Onun için aşık olur. Şair yazar. Hepiniz şairsiniz. Ben ölüm yakısındayım. Onun için Ümit Aktaş Akıl, Aşk ve İslam adlı eserinde Şiirde bir arayış olduğu için Ölçüsünde aşkı bastırır ve aşar Çünkü şiir Aşkı terennüm eder ve rasyonelleştirir Dedikten sonra Kendisine Mecnun ile mukayese ederek Aşıklık hissedildiği bakımından Tefavür eden Fuzuli'ye dikkat çekmektedir Bende Mecnun'dan Fuzun aşıklık hissedildiği var Aşkı sadık menen Mecnun'un ancak adı var bu durumda Fuzuli, her ne kadar gerçek mezunun kendisi olduğunu söylese de artık bir mezun olamayacağını bilmektedir. Çünkü şiir bir alan değişimidir. Aşktan akla bir geçiştir. Fuzuli aşktan akla sıçrayarak mezun olma şansını kaybetmiştir. Sormalı. Mezun kendi kendisine hangi sıfatla muhataptı? Mezun olmayan mezun değil, cinnet mezun olduğunu bilmeyenin payında. Ölüyüm diyen de ölü değil. Cinnet gibi ölüm de bilinç dışı bir seyir çünkü. Oysa birinci tekil şahsaki daima bir bilinçlilik hali. Bilmek asıl eylemlilik. Bilmezsem nereden bileceğim? Hiçbir yazardan ölerek yazmasını isteyemezsiniz. Ancak ölmemek için yazmasını isteyebilirsiniz. Yaşıyorsa selametle ne ala. Ama eğer sahiden ölüyorsa ve artık bölümden şiir sahasına sıçrayarak kurtulamıyorsa, Bardar olup Goethe yerine genç Bardar'ın ıstıraplarında ölmüyorsa, yani ki kendi ölümünü böyle yaşamıyorsa, kahraman olarak ölüp kendi nefsini ölümün elinden çekip alamıyorsa, kendi ölümünden kurmaca bir ölümle kurtulamıyorsa, çünkü yapay ölümler pratik ölümleri engellemenin en garantili yoludur. Efsagan diyor ya, eserlerine Nancy Sandal Nebozak katlanabilirdi. Neden? Bak hele şu konuda kendimi öldürmeme gerek kalmadı. Bundan mı? Nasılsa bazak kahvesini kadın kahramanları için gözyaşı dökerek içmektedir. Ama işte bunu yapamıyorsa, yazı ölümleri bozmuyorsa, işte o zaman gerçekten ölüm var demektir. Virginia Woolf'u onca orma romanındaki onca kahramanın ölümü artık kurtarmıyorsa ve ırmağın müşfik kullarını bırakıyorsa kendisini ve bütün o diğerleri. Yazının da kurtaramadığı bir yerde izlemektir. Peki bu yer neresidir? Yazıcının, kahramanı ve yazısı olarak yazıya sıçrayamadığı ve sıyamadığı, yaşamda kaldığı yer. Yazının artık uçurum kıyısından çekip de yazıcıyı geri alamadığı yer. Çünkü artık o gerçekten ölmektedir. Çünkü içinden bir cehennem geçen ve bir cehennemin içinden geçen cehennemi anlatmayı aklına getirmez. Cennette yaşayan da yazmaz. Arşimede çok da aldanmayın. Bulan her zaman çığlık atmaz. Sessiz sedasız yaşayıp gider. Öyleyse yaşayan yazmaz ve ölen de yazmaz. Ölmemek isteyen yazar. Ölmeyi bilmeyen, ölmeyi beceremeyen. Bir yazar artık yazmaz olduysa birinki ki ya sahiden yaşıyordur ya da sahiden ölüyordur. Anlatamayasınız. Deruni eylemlerimizin şiir biçiminde görünür hale getirilmesi esnasında dil, hem en büyük silahımız, hem en büyük zaafımız. Tam Pınar, kullandığı malzeme itibariyle hemen herkes için olan şiirin, yine bu yüzden hulutları en ders sanat olduğunu söyler edebiyat üzerine makalelerde. Doğru. Çünkü dil sınırlıdır ve sınır koruyucudur. Duygularımızın milyonlarca nüansına mukabil en geniş imkanlarla konuşan Lugat'in, Birkaç yüz bin kelimeyi geçmediğine dikkat eder Orhan Okay. Ve işaret eder. İfade iç dünyamıza yetişemez. Duygu dilden zengindir. Duygu dilden zengindir. Üstelik şiir tek başına bir duygu işi asla değildir. Malarmen'in hikaye başka özenlerle de anlatılır. Çok güzel duyguları olduğu halde bir türlü güzel şiirler yazamadığından şikayet eden genç dostuna verdiği cevabı bilirsiniz. Tabii, çünkü şiir duygularla değil, Dille yazılır. Üstadın dudaklarının ucunda ince bir gülümseme. Şiirin en büyük düşmanı duygu. Çok kez dostu gibi görünse de. Hani 15-25 yaş arası hepimiz şairiz. Çünkü hepimiz aşığız. Duygularımız sınırsız saçkınlıkta. Hatıra defterlerimiz, dağısı mektuplarımız vesne kafiye devrilmiş. Tümünü şiir zannetmişiz. duygu duygusallık şiirin düşmanı. Mallar mı? Geç dostuna, şiirin dille yazıldığını hatırlatıyor. Dil iç dünyamıza yetişemiyor. En büyük silah ama en büyük zaaf aynı zamanda. Bütün şairler biraz evvel sözünü ettiğimiz altın yılları geride bıraktıktan sonra şair. Herkesin şair olduğu yılları geçtikten sonra dili fark edince. Ve bütün o şairler o zaman dilden müşteki. Necip Fazıl'a göre kelime manayı boğan bir gömlek. Her kelime bir kabuk paralanması ve delinmesi gerek. Mücadele bu. Gerçek şiir bu mücadeleden doğuyor. Ve şiirin yüzlerce tanımına birisi daha ekleniyor. Şiir, şairin dille mücadelesinden doğan bir şey. Akan kan, ter ve göz ışı. Gerçek üstücü şair Apolliner, o da dilin manaya yetememesinden müşteki. Ancak hayata bakış açısına muvafık bir emeli var. Gün gelip de şiirin dile ihtiyaç duyulmaksızın salt zihinsel olarak gerçekleştirilemeyeceği. Umarım öyle bir gün gelmez. Çünkü dil aradan çıkarsa, geriye ne şiir kalır, ne şair. Yeni bir duyuşa sahip olduklarına inanan servet ünlücüler, yeni bir edebiyat için yeni bir dil istiyordular. Duygularının bütün nüanslarını vasıta olabilecek bir dil. Mai ve Siyah'ın ünlü karnımanı Ahmet Cemil'in din arayışı ve bu sancının ifadesi. Öyle birliği sanki adeta konuşan bir ruh olsun. Konuşan bir ruh kendisini ifade edebilmek için kaç kelimeye ihtiyaç duyardı acaba? Ve servet kelime sayısı iyice kabaran lügatleri yetmiş midir? Sanmam. Ama geriye bir edebiyat bıraktıkları muhakkak. Bu yüzden değil mi ki çok şeyi derinden gören Hamit, dilin ruha yetemeyeceğini de gördüğünden servet önünculardan önce ve farklı olarak susmayı şiir saymıştı. Değil mi ki susmak en çok söylemekti? Ama bu soylu susmaya aldatmamak lazım. Daire üzerinde vasatın susmasıyla aynı noktada duruyor gibi görünse de şairin susması birçok tur önde. Ve dairenin birbirine en yakın iki noktası aynı zamanda en uzak iki noktası. Yine de gerçek anlamda susmakla kimse şair olamayacak. Serap'a insan, bir lisanla da karşılaşmayacağız ihtimal. Apollonların dileği de gerçekleşmeyecek. Öyleyse şair hep şikayet edecek anlatamamaktan. Akif kalbinin dili olmadığından yakınacak. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar üzerim. Orhan Veli kelimelerin kifayetsizliğinden müşteki olacak. Bilmezdim şarkılarım bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu. Ve kaçınılmaz çığlık gelecek ardından. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum, anlatamıyorum. Hepimiz anlatmak ihtiyacındayız. Bütün seferrolsuyla ömrümüzü devralacak birilerini muntazır. Ama hiç anlatamayacağız. İyi ki de anlatamayacağız. Anlatamamaktan doğuyor çünkü şiir. Anlatamadıkça canı acıyor şairin. Canı acıdıkça şiir geliyor. Öyleyse şair edebilecek en iyi dua bir beddua aslında. Acınız dinmesin efendim. Ve anlatamayısınız. Çünkü en iyi o zaman anlatırsınız. Ve şairler ve okurlar. Asıl olan yazımıdır, yazar mıdır? Yoksa okuyucu mu? Çözülmek, tükenmek bilmeyen teori problemi. Asıl olan yazıdır elbet. Ama bir yazanı ve okuyanı olduğu müddetçe. Politik cevap. Ama böyle bu. Bu yüzden eskiler, marifet iltifata sahibidir diyorlar. Müşterisiz meta zahidir. Doğru. Dünyaya en fazla anlaşılmak için geldiğine inanan sanatçı, tayfesini mutlu edebilecek tek şey var. Söylediklerinin işitildiğini fark etmek. Aşk olmadan meşk olmuyor. Müşterisiz meta zayi. Ve sanat rağbete musavi gidiyor. Hüseyin Rahmi'nin işaret ettiği gibi. Kullanılmayan güzellik ekşir. Dağıtılmayan sevgi bozulur. Çünkü sanat bir gösterge. Bir gönderene ve bir gönderileni var. Bu yüzden arasına kalem sıkıştırılmış defter ve bir şey yetmiyor ıssız adadaki yalnızı kurtarmaya. Bir de alıcı gerekiyor. Görünmeyen kahraman. Sanatçı anlaşılmak istiyor. Okuyucu, izleyici. O da okuduğunu anlamak istiyor. Buraya kadar çok güzel. Ama, ama bazen bir tel bir yerde kopuyor. Ve ahenk ebediyen kesiliyor. Behçet Necatigil, Edebiyat Matinesi adlı ünlü şiirinde anlaşılamayan sanatçının Kasmerli sıkıntısını anlatır. Bir edebiyat matinesi, şairler sırayla şiirlerini okuyorlar. Ama bir kız koltuğunda kaykılmış çeknet çiğnemekte, biri olan dalgada uyuklamakta. Anlaşılamamıştır şair. Yetmezmiş gibi buna bir de kalbinin dünyalar bir araya gelse anlamayacaklarını açmış olmanın sıkıntısını eklenir. Asıl bunun acısı hiçbir şeye benzememektedir. Hiç yerim mide açmak kalbi? bu çiğ ışık altında. Herkes erip can sever kadar yürekli olamaz ki. Ne çıkar siz bizi anlamasanız da? Evet, siz bir anlamasanız da ne çıkar? Eh, yani ne çıkar siz bizi anlamasanız da? Ne çıkar? Hiç. Ama işte kalbimizin bütün acıları açık yerinin adı şair değil miydi? Beyhude değil. Bu da acıya dahil. Hiçbir şey olmamış gibi ama her şey olmuş gibi yaşıyor şair düz ve net anlatılara tahammülü yok. Bu yağmur böyle yağdıkça yazmaklar tükenmeyecek. Bunu iyi biliyor. Her güneş açısında ölesiye pişman olsa da. Ona yazık kalıyor. Nasıl ölmek kolay. Yaşanmış, yaşanmamışa dönüşüyor. Yazılmış, yazılmamışa. Geleceği yitiriyor. Geçmişe şey hiç yok. Çünkü o sözü hayatı feda ediyor. Bu kadar ağır bir bedelin karşılığında istediği sadece bir yürek. Olsa bari benzeri duygularla tedirgin. Sizdekini yaşamış birkaç kişi olsa iyi olur ama ışıktasınız, seçilmiyor, karanlıkta hepsi. Ve edebiyat matinesinin sonu. Avuçlarda çürük domatesler gibi imancıklanmış bir kalp. Ben okuyucu konumunda, şairim adına, kim bilir belki bu acıya tahammül edemediğimden, Behzat ve Necati Gül'ün en anlaşılır şiirlerinin değil, evin değil mesela, gizli sevdayı da değil, sevgililer değil hatta. O kadar iş acıtıcı güzellikte olduğu halde kitaplarda ölmeyi. Hele hele solgun bir gül dokununcayı hiç değil. Kötü şiir olduklarından değil, herkese kendilerinin açtıklarından ve anlaşıldıklarından, herkesin olduklarından, saygı duymakla, beğenmekle birlikte kendim için istemiyorum. En anlaşılmaz şiirlerini istiyorum şairin. Kendim için ve de onun için. Anlayabildiğim kadar, ne kadar hissedebilirsem. Bu bana yeter. O, isterse ölebilir. Ben onaylarım. Yetmez mi? Necati Gil'in yazıda kendine sorduğu soruya cevap olanı istiyorum. Ve şairler boyuna kimlere yazarlar? Yıkılmış köprülerin başında. Yalan sesle duvarların arkasına sakladığı o gizli bahçeyi, varsın hepsi yanılsın deme yürekliliği gösterdiklerini istiyorum. Ben seni duvarların arkasına sakladım. Karşıdan düz Varsın hepsi yanılsın. Sevincime son yok. Bahçem yalnız benimsin. Seviyorum o gizli bahçeyi. Ürkmüş köprülerin başındakini. Anlaşılamadığından. Şair için ve kendim için. Yazan ve okuyan için. O gerçek bölüşme için. Çoklarından düşüyor da bunca görmüyor gelip geçenler. Solgun bir gül oluyor dokununca. Bu şiiri değil. Ama işte tam da o görülmeyeni seviyorum. Dokununca solgun bir gül olanı. Ve şairler boyuna kimlere yazarlar? Diyorsunuz şairim. Şimdi ben de bunu soruyorum size. Ve okuyucular boyuna kimlere okurlar? Asıl olan yazıdır. Sizin edebiyat matinesinde pek de şansı olmayan şiirlerinizin başlığıyla bir düşünsenize. Neden? Siz. Pazarlanan şiirim. Asrın günah keçisi, popüler kültür ölçeğinde tartışılması gereken temel sorunlardan biri, şiiriniz pazarlandığında ne hissettiğiniz. Şiir diyorsam, yazdığınız, yayınladığınız, edebiyat terminolojisinde baş yeri alan şiir değil, doğrudan ruhunuzda taşıdığınız şiirden bahsediyorum. Mahremiyetiniz, sebebiyetiniz, geleceğiniz ve geçmişiniz anlamında şiir. Hayata tutunmanızı bir o kadar da tutunamamızı sağlayan uçurumun kenarında şiir. Varlıkla ilişkinize, sağlıklı ve sağlıksız kılan noktada. Doğduğunuz ve öldüğünüz anda anlamınız anlamında yani şiir. Tanpınar'ın bir masal olmak masalıyla ifşa ettiği basat üstü bir duyuş tarzının ilma olan şiir. Bunu kastediyorum. Ve şiiriniz pazarlandığında ne hissedersiniz? İşte bunu merak ediyorum. Pazarlamak kötü sözcük. Metal dönük ticari bir kelime kadrosu. Bütün sırrı yok edip gidiyor. Para karşılığı bir işlem var. Kısacası şiirle bağdaşamayacak ilk sözcük belki de pazarlanmak. Ama işte bir salona geri veriyorsunuz. Işıklar sonuyor. ve başlıyor masal. Üstelik tam da sizin masalınız. Sizin uçurum kenarınız. Sizin anlamlarınız. Bölümünüzü ve diriminizi sağlayan ne varsa hepsi perdeden. Kostümler, maskeler, Makyajlar içinde. Gözler önünde. Sara sahibi. Herkes sizin gibi alkışlamakta. Herkes sizin masanızı sahiplenmekse. Ya da çok satanlar listesinden bir gözle. Çok okunanlar değil. Çok satanlar. Çok pazarlananlar yani. Alıcı ile satıcı arasında bir ilişki. Okuyucu ile yazar arasında olmaktan çoktan çıkmış. Masalınız, şiiriniz pazarlanır. Üstelik siz şiirinizin pazarlanmasından duyduğunuz acı bir yana, bir de bu pazarı tüketici konumunda katkıda bulunmuş olmanın küçümsenemeyecek payıyla baş başa kalırsınız. Katkı payı. Ne olur? Sürer ve biter. Bitmek de kalmaz üstelik. Unutulur. Neler hissedersiniz? Bir sahne sanatçısına aşık olan gencin hissettiklerini mi? Bu kadarla kalsa basit. Neticede sahne sanatçısının güzelliğinden değil, kaderinden şüphelenirsiniz sadece. Bu da ya acınızı ya aşkınızı artırır ya da ikisini birden. Oysa şiiri pazarlanan ve iyi iş yapan kendi beğenisini seçkinliğinden şüphelenmek zorunda. Herkesin olanın sizin de olması hayır alamet gibi mi görünüyor? Hoyra sellere düşmüş gül mitosu bile yeterli değil içinizi selin etmeye. Herkes beğeniyorsa bunda bir iş var. Pas haklı. Şiirde esas olan süreklilik çünkü o öteden bir ses. Eflatun'un idalar aleminden. Bu yüzden kitabı çok satanın endişelenmeye hakkı var. Masalı herkes anlamında bincelik tarafından beğenilen ve alkışlanan kendinden şüpheye. Garip ki, vasatın altındaki izleyici için bu tür binceliğe dahil olmak bir talebe dönüşüp meta popüler olarak beslenirken, vasatın üzerindeki izleyici için ibre tam tersi istikamete dönüyor. Bu yüzden Titanic ya da eşkıya filmlerinden engin bir beğeni duygusuyla çıkmanın, gezilmesi gereken bir utanç tadı taşıması. Bu yüzden çok satanlar listesinde yer alan kimi kitapların gizli gizli okunması. Belki kitaplar ve filmler masum. Neticede hepimiz Mehlikal Sultan'a aşık ya da genç olabiliriz. Utanılacak bir yanı yok bunun. Sahne sanatçısına aşık genci bile anlarız. Dikkatimize dokunur hatta. Benim dayanamadığım Yerlere göklere sığdıramadığımız sevgilinin bir kağıt mendil gibi kullanıp atıldığını görmekten doğanıcı. Dahası o çarktaki katkı payı. Evet bizzat siz. Çok satanlar listesinden bir kitap ya da çok seyredilenlerden bir filmi beğenmenin armağan ettiği utancın onuru bundan. Çünkü gerçekten sebebi kendinden menkul olmayan bir çark dönmekte. Çarkın dönmesi için de her gün piyasaya belirlenmiş olan da yeni metalar sürünmekte. Piyasaya yeni metalaştırılması için de eskilerinin piyasadan çekilmesi gerek. Ve şiir ile kağıt mendil ya da otomobil lastiği ile insan bedeni veya ruhu arasında hiç fark yok bu pazarda. Görüntüyü popüler kültür ölçeğinde çözümlemek kolay aslında. Kolay ya. Benim çözümleyemediğim Titanik'in, Eskiya'nın, Eray'ın'ı kurtarma, Melekler Şehri'nin içindeki benim şiirime sonradan ne oldu? İtiraf ediyorum. Ben de bir süre sonra unutuyorum. Yine ben mi suçluyum yani? Alın Hollywood'u başlattıklarını. Bana siyah beyaz bir Türk filmi verin. İçinde eski bir Türkan Şoray olsun. Yıl dökümü. Bugün tam bir yıl oluyor. Buralardayım. Açtığım dosyaları 52'ye kadar numaraladım. Böylece yılın 52 hafta olduğu bir kez daha doğrudanmış oluyor. Gerçi geçen sene Eylül'ün ilk pazarı ayın 7'sine müsadifti ya. Hafta hesabı bir yıl diyelim. Sevgili sayfa editörü, ben pazar günlerini hiç saymam. Cümlesiyle dile getirdiğim son mazeret barikatını, bundan sonra seversiniz gibi inanılmaz bir zarafetle kırdıktan sonra işte buralardayım. Pazarları sevmek konusundaysa değişen bir şey yok aslında. Şimdi geriye dönüp de bu bir yıla baksamda neler görebileceğimi merak etmekteyim. Canım gayesiz bir gezinti yapmak istiyor. Ben hazırım, hadi. Her şeyden önce ben bir yıl önceki ben miyim? Aman neyse. Bu tür paradoksal imajlar, felsefi düzenler üretme sevdasından hiç olmazsa bu hafta vazgeçmeliyim. Sade, anlaşılır, kısa, açık, duru, hafif bir yazı olsun istiyorum. Kısa, yani hiç olmazsa bu hafta. Bilenler bilir, şu 3500 karakter kaydıyla acımasızca sınırlandırdığımı hissetmeyin. Karakter, bilgisayar ya da daktiroda bir vuruş anlamına geliyor. Ve ben hiçbir zaman 3500 karakterle biten bir yazı yazabilmiş değilim. Korka korka ekranın sol alt köşesine bakıverdiğimde toplam karakterin daima 5000'leri, 6000'leri yakaladığını görürüm. Ondan sonra hadi bakalım virgülleri, noktalı virgülleri topyekun imha. Noktalara dokunamam. Eş anlamlı kelimelerden daha zarfli olanların arama filan. Umarım bu yazının sonunda beyazları aka, kırmızıları ala sevinmem gerekmez. Tesadüfle rastlantı arasında çok da fazla fark yok nasılsa. Böyle diyorsam da zaman zaman karakter sayısı sınırı aşan yazılarım olmuştur elbet. Hakkınızı helal edin. Okumaya tahammül edemedikleriniz çoktur, bilirim. Benimki de size helali hoş olsun. Sade, anlaşılır bir yazı olsun dedim de. Alt kattaki komşum, üst kattaki komşum, Bakkal Kalasal amca, Manav Hüseyin. Bir türlü sizin istediğiniz türden şeyler yazamadım. Ne bileyim işte. Kışa girerken konserve hazırlamanın gayri safi, milli asılaya olası katkıları, naftalin kokusunu gidermenin çareleri, çiçek bakımı gibi. Beni bağışlayın. Bağışlamasanız da yüzüme öyle kırgın kırgın batmayın yeter. Aslında biliyor musunuz? Ben kendi istediğim yazıları da daha yazamadım. Bir spor yazısı yazmak isterdim örneğin. Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetinin taraftara sirayetteki ölçüsüzlük nedenlerine. Taşra-Payitaht. Fakir delikanlı zengin adam ölçeğinde ve özellikle sosyolojik bir düzlemde çözümlemeyi denemek isterdim. Hoş, bu da bir spor yazısı olmazdı ya, neyse. Ya da ne bileyim, bir trafik yazısı yazmak isterdim. Trafik canavarı çığırtkanlığının, içimizde neredeyse Van Gölü canavarına müşabi sevimlikte bir deşarj merkezi oluşturarak sorumluluk alanımızı daralttığını. Sonra ne zaman diye başlayan bir liste. Söz gelimi anneler yavrularını yol tarafından değil kaldırım tarafından yürüttükleri gün. Dilin nazayetine menşe ayrıntılardan çoktan vazgeçtim. Radyo TV konuşanları cümlelerini ama fakat ile bağlamadıkları. Örneğin mesela ile örnek veremedikleri. Duygu ve hislerini anlatmadıkları gün. İyi niyetle de olsa bilmediğimiz yolları tarif etmenin kötülük anlamına geldiğini fark ettiğimiz, güzel şiir okumanın tiyatro yapmak ve çok bağırmakla karıştırılmadığı gün. Öyle uzayıp gidecek bir ozam listesi. Bir iki kez siyasata şöyle uzaktan dokuna vereyim dedim. Okuyucu, ikinci sayfayı mı gözüktünüz diye uyar verdi. Ne me gerek, vazgeçtim. Okuyucu dedim de, okuyucu da gerçek anlamda burada, bu sütunla tanıştım iki kişilik hikaye muhatabını buldu sonunda. Başlarken paylaşmak istediğim konu başlıklarını tespit ettiğim bir defterim vardı. Yani ne yaşatın kürsüsündeydim bu üstünde ne bir sınıf öğrencisi karşısında. Sadece paylaşmak istedim. Konu başlıkları bir yandan azaldı, diğer bir yandan çoğaldı defterimde. Yani ki hala paylaşacak çok şey var. Ne mutlu. Üstelik Greta Garbo yazımı henüz yazmadım. Ve evdeki kedi hain hain bakıyor her pazar. Anlamazlıktan geliyorum. Zaman zaman yazıcının kaçınılmaz kaderi adlarımız adlarıyla bile yazılmıştır azalada. ben gaddine uğradım. Kalem olsun eli oldu kağıtı bir bedtahrın demem. Kıyamam. Lakin fuzuli kadar dizgicinin de kulakları çınlasın bana yeter. Kimi uşur verdi yarı yollarda. Kimi bir harf atladı. Anlam tersine dönüverdi. Kimi yazmak için yaşamamak gerekliliği mi? Yazmak için yaşamak gerekliliğine dönüştürüverdi. Ne diyeyim? Dediği gibi olur inşallah. Kimi üzerinde durmadım. Sayfa kalem diyerek düzeltme koymadım ertesi haftaya. Kimi canıma tak etti. Düzeltme koydum. Ama onun da düzeltmesine gelince sıra pes ettim. Bir yıl. Ben buradaydım. Buradaydım da epey uzaktaydım. Neyse. Sol alt köşeye bakıyorum da 5278 karakterden gidiyormuşum. Şimdi artık eş anlamlı kelimelerden az harfli olanını seçme. Sıfatları, zarfları ve edatları imha zaman. Fark ettim. Hayatı daha çok isimler ve fiillerle bağlıyız. Sonra baskı. Sizin için bir pazar yazısı. Basılıyor. Durdurmak için nokta ve kelebek tuşlarına basabilirsiniz. Eşik. Henüz yağmuru saymıyor. Farkında değil çünkü Yağmuru görmüyor. Ama hiç şansı yok. Görecek. Ve sevecek yağmuru. Üstelik çok yakında. Onunla göklerini göz kamaştırarak bir yıldız topu boydan boya geçtiği zaman. Başının üzerinde lacivert sema dönmeye başlayınca. Ödünç imajlarla konuşmak nereye kadar içecek? Kendisini geceye vermeyip de daha ne edecek? Henüz çok kıyılarda. Kendi dilini aradığının farkında bile değil. Bir göz kamaşması, daha anlamlandıramıyor. Kendisine ait dünya hangisi ve o hangi dünyaya ait bunu hiç düşünmüyor. Telaşlığına düşeceği günler hiç uzak değil ama bir göz kırpımı kadar kısa bir an. Bir şimşek parıltısı kadar kısa bir parçasında zamanın. Dehi mahfuzar ışık düzen kalibelada. Hissesine düşen ne olduğunu az zaman sonra çözecek. Teknesini azgın dalgalara çevirip de sarp kayalıkların hesabını yapmayacağı bir zaman gelecek ve kayalıklara bindirip de teknesinin enkazına tutunduğu gün. Neler kaybettiğinin hesabını yapmak aklına gelmeyecek. Bulutlarla muhaşakaya amade, her türlü somutluğa kendisini kapamış bir yolculuğun arifesinde. Bir kez olsun dışarıda bir noktadan kendi içine bakmayı başarınca ve gözlerini etrafa kapatıp kendi içine açınca. Bir kez olsun hırkası yırtık bilgiye, asasıyla ona üzerinde ışık salkımları süzülen saman kulübeyi işaret edince. Bir kez olsun küf kokulu bir kütüphanede, yüzyıllardır kapağı kaldırılmamış kitaplardan birinin kapağını kaldırınca ve altın tozuna dönüşmediğini o kitabın görünce ilk defa. Bir ilk sayfa minyatürüne dalınca son sayfası kayıp bir Meribu Hatun'un yazarın. Tutsak, tutsak olduğunun bilincinde değilse tutsak olduğundan ne kadar bahsedebilir? Ve ne kadar acı çektiğini nasıl fark edebilir? Ansızın zincirleri çözülüp de mağaranın kapısına yüzünü dönebilecek yürekliliği gösterdiğindeyse. Bir çiçeğin patlama anı kadar harikulade. Mezununa ne gördüyse Leyla'nın gözünde. O hep vardır. Ama nihayet görülmüştür. Ya da aniden olmuştur da nihayetinde ilk o görmüştür. Ama mutlak bir fark etme anının içinde. Öyle değildir de şimdi böyledir. Ruh aniden kendi kendisiyle yüz yüze gelmiştir durup da bir kez olsun kendi içine bakmayan neye sahip olduğunu kestirebilir mi? Kendi içine bakmak. O bunu hiç bilmiyor. Bir kamaşma sadece. Eli ordamıyla bile değil henüz. Ama içine baktığı zaman kendi içinde kaybolabileceğini idrak edecek. Ve bir daha hiç üzülmeyecek. O zaman kendi içine bakıp da gördüğü zaman bütün tabletlerin, bütün papirüslerin, bütün yazılmışların özünde kendi içinde çıkartılmış görünce Önce inanmak istemeyecek. Nasıl olur ama? Nasıl olur? Acıyan gözlerini yumacak kendisine. Gerisin geri ödünç imazlarına dönecek. Nefes nefese. Ödünç imazlarıyla konuşmaya devam etmeye kalkışıp da hiçbir şey olmamış gibi davranınca sesi kendisine yetmez olduğunda içi boşalınca ödünç berleklerin. Bir komedi. Trajede içiren bir şey yani. Çaresiz. Kendi içine dönecek. Yeniden ve ilk kez sahiden. Bir yıldırım gürültüsü, bir simsek parıltısı kadar etkili ve son defa kesin. Toprak gibi gökler de tam orta yerinden yarılacak. Niçin yaratılmış oğlunun bilincine varacak? Henüz yağmuru saymıyor. Çünkü onu görmüyor. Ama çok yakında. Görecek ve bilecek. Hiç şansı yok. O zamanlar biz küçüktük. Minik ellerimiz abaküsün boncukları üzerinde. Dışarıda sarı yapraklarıyla gül. içimizde bir neşe. Biz ve siz. Ne çocukmuşuz. Buradan bakınca ne kadar mutluymuşuz. Çoğu sevdalarda koşuyormuşuz. Oysa siz bizi hiç görmüyordunuz. Arka sıralarda silinip giderken biz, gülcükleriniz ve bakışlarınız başka sıraların bahtına düşüyordu. Kıskanmayı bile bilmiyor. Sevgi çoğul ekleri alır sanıyorduk. Sevginin çok ekleri aldığı doğruydu da biz o zaman sevgimizi aşk sanıyorduk. Küçücük hayatlarımızda olağanın dışında bir kişi. Üçgenlerimiz vardı bizim. Tepesinde siz, köşelerinde biz. Yetmedi. Sonra dörtgenlerimiz, çokgenlerimiz. Köşegenleri, karmaşık koordinatları olan. Nedense küçük çaplı bir hükümdarlıktı. İlahi, gülnesi sevdalarda. Ne çocukmuşuz. Yine de düşününce ne kadar mutluymuşuz. İçimizde bir neşe, Binaş'a. Tahtayı hep biz siliyorduk boyumuz yettiğince. Masanızın üzerine yumuşak ve tozsuz sebeşirleri kim koyuyor sanıyordunuz? Kapınıza o gülleri gizlice. Kim? Çiğneyip geçtiniz. Ama bizim istediğimiz bu değildi. Bilinelim istemiştik. Yine de mutlu sayılırdık. O zaman hayatlarımızda gül verebileceğimiz birinin olması az şey miydi? bineri paylaşabileceğimiz güz bahçelerinden koparılmış... Sonraları herkese gül dağıtacağımız yıllar henüz gelmemişti. Evinizin önünden geçtik bir kere. Camınızda bir ışık. Kalbimiz karşısında bir defter su kadar sade. Ölümü unutmak gibi açmazlarımız yoktu henüz. Üstelik sevgi aşkla karıştırıyorduk. Yine de düşününce ne kadar mutluymuşuz. Sonra biz büyüdük. Ama biz büyümeden bir şey oldu. Belki de bu yüzden büyüdük. Belki de büyüdüğümüz için böyle oldu. Neyse. Sizin bütün ipuçlarınız, aynı önde süslerini çıkaran bir eski zaman şairesi gibi. İnanılmaz bir açıklıkla da önümüze serilip de çözüldüğümüz gün. Artık biz sizin için rüyalar görmemeye başlayıp da, siz dünyamızdan sessiz sedasız çekip gittiğiniz gün. Öyle sadeydiniz, öyle sade. Çok şaşırdım. Aslında siz aynıydınız. Doğal olarak masumdunuz. Sizden kendi payınıza olağanüstü bir varlık çıkaranlar bizlerdik. Buna ihtiyacımız vardı. Henüz hayatın sizin okuduğunuz ve anlattığınız kitaplardaki gibi dikenli taşlı yollarından bir haberimiz olmamakla birlikte bir sığınağımız olsun istiyorduk. Bizim de acılarımız vardı da hayata ilişkin olduklarını henüz anlamıyorduk. İstiyorduk ki yatağımıza uzanıp gözümüzü uyumluğumuz yerinde günün düşünecek güzel şeylerimiz olsun. Bu kadar basitti işte. Bu kadar sade. Dedim ya ölümü unutmak gibi açmazlarımız yoktu henüz. Ama siz İnanılmaz bir açıklıkla önümüze serilip de çözüldüğünüz gün zamana yenik düştünüz. Bu tükenmek sözcüğüyle yazılıyor şimdilerde. Bilirsiniz. Tam sekiz harften ibaret. Oysa biz öyle zannediyorduk ki siz hiç bitmeyeceksiniz. Sizin bitmiyor ve bitmeyecek olduğunuza dair duyduğumuz güven, tükenme ihtimali içeren tüm hayallerin tükenmeme ihtimali içerdiğinin de garantisi olacaktı bizim için. Ama siz bittiniz. Sizle birlikte bitmeme ihtimali içerenlerin tümü de bitti. En kötüsü buydu işte. Hep sizi suçladık arkadan gelen zaman içinde. Ama bunun neden böyle olduğunu pek bilemedik. Sizden çıkardığımız bir başka sizle, sizi yarıştırmış olduğumuzu fark etmemiz için aradan yıllar geçmesi gerekti. Söz aramızda sizden çıkardığımız ve sizinle yarıştırdığımız ikinci sizle aranızdaki yarıştan mağlubiyetle çıkmanızın artık bizi fazla da, da ilgilendirmediği yıllarda oldu. Fazlaca da düşünmedik. Desem inanır mısınız bilmem. Say söyleyebilseydiniz keşke. Biz büyüdüğümüz için mi siz küçüldünüz? Ve siz tükendiğiniz için mi tükeniyor? Tükenme ihtimali içerenlerin tümü böyle bugün. Neyse. İçimizde bir hüzün, bir hüzün. Geçmiş koşmuyor elbette arkamızdan. Ama yine de içimiz pür hüzün. Bir gün Hamlet, bir gün Ophelia. Bırakın Tanrı aşkına roman kahramanları olmayı. Ya da tiyatro. Bir gün Hamlet'siniz, bir gün Ophelia. Bir gün Raskolnikov'sunuz, bir gün Esmeralda. Don Quixote, belki baştan beri ve hala. O yüzden ya zaten, hep roman kahramanlarısınız. Neden ama? Romanın karakteristiğidir, doğru. Biz de biliyoruz romanın dünyasında şık duranın gerçek hayatta dayanılmaz olduğunu. Ya da tersinden okuyalım cümleyi. Ne kadar trajik olursa olsun, romanda anlatılanların insanda yaşam ağrısı uyanır deni. Gerçek hayatta tahammülü imkansız olan, romanda da pekala dayanılır duruyor. Gerçek hayatta dayanamayan, bir roman kahramanına dönüştürünce kendisini pek hoş dayanıyor. Bunun için sürekli roman kahramanları oluyorsunuz. Bölgesine kendiniz olmaktan kaçıyorsunuz. Bu bedel biraz ağır değil mi? Sizin ödediğinizden bahsediyorum. Biraz dayanabilmek uğruna aynı. hamles olmaya kendiniz olmayı feda ediyorsunuz. Yaşanmış ve denenmiş bir hayatı geçireveriyorsunuz sırtınıza. Sorgusuz ve sualsiz. Bakışlarınız hamletin. Tavırlarınız, tepkileriniz, sesiniz kendinizin değil. Hatta kalbiniz. O da hamletin kalbine göre ayarlanmış. Ayarlanmış ayarlanmasına da kalbiniz bayım o kadar kolay ayar tutmuyor. Hamletin aşkını yaşayayım derken kendi aşkınızı gözden kaçırıyorsunuz. Simyacı gibi kişisel menkıbenizi aramaya kalkışıyor Nietzsche gibi ağlıyor ya da Petrin gibi kendinizden kaçıyorsunuz. Hamlet'in bakışlarının arkasından çok şaşırtıcı, bir o kadar da güldürücü biçimde sizin kendi bakışlarınız ayırt ediliyor. Siz görmüyorsunuz. Üstelik bir tek siz görmüyorsunuz. Ha bir de sizin gibi roman kahramanlarına dönüştürdükleri kendilerini daha kolay taşıyabilenler görmüyor. Her emmaya bir Rodolf. Çoğalıyorsunuz böylece. Ama aslında eksiliyorsunuz. Bir yerde bir şeyler aksıyor Üstelik roman kahramanları yetmiyor. Romancılar, onlar da yetmeyince şairler veriyorsunuz. Bir gün Mayakovskis'iniz devrimin yollarında, bir gün Safo, bir yer başında. Neden böyle yapıyorsunuz? Doğru, dayanılır gibi değil şu hayatın taşlı, çamurlu yolları. Hatta kendinize tahammülünüzün, kendinizden bir roman çıkartmaya dair kabiliyetinizle doğru orantılı olduğu söylenebilir. Kendiniz olarak terk etmenin ağırlığı, Vronsky olarak terk edince muafiyet kazanıyor kuşkusuz. Kendiniz olarak yara olan yerleriniz Julian Sorel olunca estetize edilmiş oluyor. Ama bir şeyi gözden kaçırıyorsunuz bayım. Sizin, sizi yazan bir yazarınız yok. Julian, Hamlet ya da Anna kadar şanslı değilsiniz. Bu kendi yazış. Bir yazarınız olması değil mi sizi sorumluluktan masum bırakacak olan? Bir bilinçten yansıtılmış olmak değil mi sizi arındıracak olan? Oysa bu kendi kendine yazışta yer aldığınız bilinç sadece kendinize ait. Ne acı. Gelin vazgeçin. Çıkartın şu üzerinizde yere duran bakışları. Kalbinizin zembereğini her türlü ayardan boşaltın. Ve içinizin ritmini ayar tutmasını sağlayın. Takının kendi bakışlarınızı. Kuşanın kendi kalbinizi. Çok kolay olacak. İnanın bana. Hiç zor olmayacak. İnanın bana. Hayatın bir kollu bir ahtapot gibi sizi kollarını alarak kendisine benzeteceği zamandan bahsediyorum. Hani o hiç benzemek istemediklerinizle, zarf mazruf, aynı masa, keyifler keka. Dediğim aynıyla vaki, öyle geçer zaman ki, inanın bana. Hayat sizi kollarını alacak sıkı, Kaçtıkça yakalanacak, çıkmak istedikçe batacaksınız. Garip olan ve de acı olan, bunu yaparken hayat size, hiç de dürüstçe davranmayacak. O zaten hep böyledir. Sinsizce saldırır. Teke tek değil, teke çok savaşır. Arkadan vurur. Başlangıçta bilmezsiniz. İçine girince önceleri oldukça acı gelecek. Hatta çok acı gelecek. Emin olabilirsiniz. Dudağınızın ucunda buruk bir gülümseme. Haksızlığa uğradığınıza inanacaksınız. Hiç olmazsa kendi kalbinizden emin, kendi kalbinize güven içi. Sonra nasıl olduğunu, ne zaman olduğunu anlamayacaksınız. İnanın bu anlattıklarımı. İyi ki de anlamayacaksınız. Anlasanız dayanamazsınız. Bir de bakacaksınız ki birdenbire, aniden, aynen öyle. O kadar çok kaçmak istediğiniz ne varsa, hepsine benzeyi vermişsiniz. Peki ne mi olacak? Pencerelerinize denizin arasına hiç kar yağmayacak örneğin. Akşamki mehtabı ne yapacağınız, hayatı emniyette bir mesele teşkil etmeyecek artık. Kütücük mor renkli kertenkeleler de terk edecek sizi denizin rengi yeşile döndüğünde yağmur inmeyecek üzerinize. Ya da siz şemsiyeye ihtiyaç duyacaksınız. Kilise yıkıntılarında şiirler yazmaya da kalkışmayacaksınız. Aslında buna kalkışacaksınız da yazdığınız her neyse onu şiir sanacaksınız. Kim bilir? Belki bütün bunları siz terk edeceksiniz. Öyle ya. Hani her zaman terk eden suçlu değil de. Her terk edilenin olmadığı gibi. Sizler bayanlar. Pasta ve yemek tarifeleri verebilirsiniz hemcislerinizle birbirinize. Biraz daha becerik değilsiniz. Türkan Soray'ın kirpikleri, Zeki Müren'in dişleri, el küsmüş vesaire. Örgü, dikiş ve de nakiş işleri. Dolanmayan vakitlerinize bir sergi, iki film, çok satanlar listesinden bir iki kitap sığdırmanızda zarar yok. Sonraları zıbın, patik meseleleri. Yorgun yüzlerin ve dümdüz yolların kesiştiği akşam üzerlerinde. Kılınız kıpırdamaz. İyi ki de kıpırdamaz. Söz aramızda ...neredeyse mutlusunuzdur. Sizler baylar, sizlerde. Sayısal loto ya da spor loto oynayabilirsiniz örneğin. Belgeyi ya formları doldurabilirsiniz iki ders arasında. Veya bir köşede açık duruveren televizyonun... ...kim bilir hangi kanalından naklen yayın bir futbol maçını izleyebilirsiniz. Sigara dumanı bol masalarda ülkeyi kurtarma operasyonlarına doğrudan katılabilirsiniz. Cesaretiniz biraz daha artınca... Adın içinde gül geçen kahvehanelerde zararsız birkaç oyun. Bütün bunlar sizi rahatsız etmez doğal olarak. Öyle ya. Siz eskiden de bunların bir kısmını yapa gelmişsinizdir. Diğerleri ayrıntı. Değişen bir şey yoktur görünürde. Oysa değişen çok şey vardır da değişmeyen bir tek bunlar kalmıştır. Göremezsiniz. Görseniz değişmezsiniz. İşte bu yüzden fark edemezsiniz. Sadece biri. Sadece biri. Yıllar sonra. Görünürde yitirilmiş bir yaşamın sahibi. Kim bilir neden? Kendisi de fark etmeden. Karşınıza çıkınca. Görünürde yitirilmiş bir yaşamın sahibiyle kendi yaşamınız arasındaki mesafeyi hesaplamaya kalkışacaksınız. Ve kendi yaşamınızın görünmezde yitirilmiş olduğunu fark edeceksiniz birdenbire. Acınız büyük olacak. Ama korkarım iş işten çoktan geçmiş olacak. Son bir hamle. Bir zamanlar var olmuş olduğunuz kente tutunmak isteyebilirsiniz. Olmadık bahaneler kurmanız gerekecektir kendi kendinize. Bir sürü kalem kağıt kalabalığına dayalı meşru bahaneler olmalıdır bunlar. Tıpkı bir zamanlar sizi bu kente bağlayan bağlar gibi. Siz değiştiniz. Fark etmemişsiniz. Kent değişmiş olacak. Fark edeceksiniz. İşte o gün öleceksiniz. Helal et gitsin aklını. Kapat gözlerini önce. Ve haydi aç şimdi kendi içine. Değil mi ki ...aslı olan gözlerin kapalı iken yaşadıkların. Hala en güzel hikayeleri dünyalar bir araya gelse anlamayacakları mı anlatmaktasın? Ve sen hala sarılar ordusuna senfoniler mı çalmaktasın? Ne seni hazmedebilen ne de senin hazmedebildiğin bir alemde için sızlıyor. Biliyorum. İçine bak. İmkansız bir şey olmadığını göreceksin. Kapat gözlerini gitsin. Ama aç kendi içine. Henüz bilmiyorsun. Açtıkça gözlerini kendi içinden başka bir yere Gerçeğini kendi içinin dışında bir yerde aradıkça Ona hiç ulaşamayacaksın Üstelik aradıkça kaybolacak Buldukça yok olacaksın Kurtulmaya çalıştığın Lina Park'ın Baş döndürücü kalabalığında Bir türlü kapıyı bulamayacaksın İnanmazsanız bakabilirsiniz Mustafa Kutlu'nun Lina Park hikayesi Dahası O kadar çok kurtulmaya çalıştığın Panayır'ın güldüren aynalarından Biri olacaksın sonunda Bir ayna mı? Ne görücü, ne gösterici. Olması gerekenden bambaşka bir şey. Şaşırtıcı, kandırıcı ve yol kaybettirici. Şekil bozucu ve yanıltıcı. Üstelik aynı olma aslında. Daha az kendini öyle zannediyor. Aynalarda da sıca bozulunca şaşırtırmış. Anlayacaksın. Kapat gözlerini kendi içinden başka olan her şeye. Saat 24'lerin 01'leri değdiği bir yerde. Karamazoflar okumaktan vazgeçme. Aklın aşağılık saydığında kalbin güzellik bulduğunu öğren Midya'dan. Nefesinin tıkandığı yerde ilk sözü söyleyen olma. Cümlelerde kaybolmaktan, sözlere kaybolmaktan da vazgeç. Çünkü herkesin lügatı farklı. Bunu hala bilmiyor musun? Senin yağmurunla kimsenin yağmuru sözlük biçiminde uymuyorsa birbirine. Bu çaba niye? Kapat gözlerini önce. Ve aç kendi içine. Bunu başarabilince o zaman hem senin yağmurunun hem benim yağmurumun uyduğu bir üçüncü yağmur mutlaka var olacak. Bütün sözlerin üstündeki sözü göreceksin. Bütün sözlerin üstündeki sözü gördüğün zaman dünya hayal olur, hayal gerçek. O zaman içindeki hikaye daha derin sulara düşer ve anahtarlar kilidin içinde döner. İşte kapı orada. Ama bunun için ödemen gereken bir bedel olacak. İşte bu sonsuz panayırdan selametle çıkabilmek için ödeyeceğin küçük bedel aklın. Hadi şimdi, bir zamanlar o kadar güvendiğin aklı. Bir zamanlar yegane silahın olan aklı. Seni yollarda bırakan aklı yollarda bırak. Aç kendi içine gözlerini. Hudutsuz bir işsizliğe sığınarak, güvenerek sezgiye, her hikayenin giriş, gelişme ve sonuçtan ibaret bir bütün olduğunu inkar et. Değil mi ki hoş geldin ya şehri Ramazan mahyalarının, evveda ya şehri Ramazan mahyalarına dönüştüğü gece kar yağacak. Değil mi ki gecenin orduları, kimse görmeden senin içinden geçecek. Ve gecenin orduları senin içinden geçerken senden başka kimseler görmeyecek. Değil mi ki doğum ve ölüm tarihleri arasına sıkışmış bir hayat olacaksın? Ve her dediğin doğru çıkacak. Değil mi ki şimdiden bir hiçsin? Bizim çok sonraları sürünerek geleceğimiz yerde şimdidensin. Hay, İşte onun da dizlerim üstündeyim. Değil mi ki sen bir delisin? Helal et gitsin aklına. Aklın geride bile kalmasın cinnet dedikleri o cennet. Tanpınar'ın 19. asır Türk Edebiyatı tarihinde işaret edildiği gibi Müslüman Türk toplumu 19. asır bir medeniyet kriziyle gider. Bu krizden akıl da nasibini alır ve yeni kıymetler sıralamasında ilk sıraya kurula verir. Oysa eskiler akletmekle mükellef oldukları halde akıl bir noktadan sonra susmayı bilmektedir. Öyle ki akıl bir göz ise eğer, bir kavrayış aleti ise çıkamadığı, yetemediği hattan sonra yerini gönlün gözüne bırakır. Gönlün gözüyle hoşça bir uyum içindedir. Kendi onun hizmetine vermiştir. Bu yüzdenler ki aklın çıkamadığı hadden sonra, başka bir göz yoksa, boşluk ve bunalım kaçınılmaz olur. İnkrazın in çağrışımlarını kimliğinde taşıyan, felsefi anlamda huzursuz bir sima, Ziya Paşa, ünlü tercih bendimle, görünür kainatı ve ötesini akılcı gözle seyreder. Seyreder ve aklın kavrayışı sınırlı olduğu için, huzursuz olur. Ona göre bu dünyada akıl bir beladır ve her bilgili şahıs belayı akıl ile huzurunu kaybetmektedir. Her arif kişinin de fazlana göre sıkıntısı artmaktadır vesaire. Paşa kainatı akılcı gözle seyrettiği anda mutsuz olmak da akıldır aslında. Çünkü temsil ettiği nesin, kainat karşısındaki duruş noktasında mahiyetine inilemeyen gerçekler dahil tek ve ilk vasıtası akıldan ibarettir artık. Tek silahı tek yolu ve tek yönetimi. Her şeyi kavrayan, kuşatan, yol veren, izin veren şey akıldır. Ona derse o olmaktadır. Onun kavrayamadığı şey yok sayılmaktadır. Çünkü artık 19. asır münevverini huzursuz eden akıl, sezgiyi küçümseyen bir akıldır. Vahyi bir derece arkasından izleyen değil, vahyin üzerine çıkan akıldır bu. Akıl ile akledilmek için gönderilmiş olan vahyin yolları çoktan ayrılmıştır bir bakıma. Bir başka da işte bu akıl, o eski akıl değildir artık. Bir noktaya kadar kullanılan, köle mevkiinde bulunan akıl, ilahi gerçekleri kavramada bir vasıta olan akıl, şimdi artık hükmedene, efendiye dönüşmüştür. Silah geri sepmektedir. Akılcı bakışın kavrayamadığı kainat içinde huzursuzluğu artınca Ziya Paşa, aklı feda etmek ister. Asude da olurdum asi bir Ya dehre gelmeseydim, ya aklım olmasaydı. Kavrayamadı. Aklının yetersiz kaldığı dünya ve öte dünya manzaraları karşısında ya dünyaya gelmeseydim ya aklım olmasaydı diye yazıklanan paşa çok da kolay gerçekleştiremez bunu. Çünkü kimliğinde eski kalan bir taraf daima vardır ve dualizminin yani ikileminin derin ürperişleriyle agnostik felsefeye sığınır. Aklının aşkın gerçekler karşısında yetmezliğini kabul eder. Bir bakıma dizleri üzerine çökü vermek demektir bu. Sübhane tehayyare fi kul. Şair Sadullah Paşa'nın yorumuyla eski malumatın belki esasından yıkıldığı 19. asır, bu çok ilginç dönem, akıl üzerinde, dar olursa kıymetler sıralamasında aklı ilk sıraya koyma tavrı üzerinde ısrarlıdır. Düşünsel değişimlere çok kuvvetli bir ayna olan edebi düzlemde bütün o akılcı isimlerin evvelinde, kısık sese de olsa vahdet-i zatı akılcı gözle seyretmek isteyen İbrahim Şinasi vardır. Arkadan huzursuzluğu ve sesi iyice artan Hamit ve nihayet görkemli fakat acı bir meyve Fikret gelecektir. Cahit Sıtkı, Delilere Selam şiirinde, ''Çok daha ferah olmalıdır, cinnet dedikleri o cennet, şu akıl cinmanlarımızdan'' demektir. Görünen o ki Cahit Sıtkı, cinneti cennete ederken, 19. asırların açtığı yollardan gitmektedir. Daha abartılı ve kaybı daha büyük belki arayışı da. Zira boşluk vehmi bütün dünya ölçeğinde ikinci diyanar akibinde beslenerek devam etmektedir. Bir adam yaratma hüsrevi sonunda çıldırır. Çıldırır. Çünkü aklı bir cephane deposu gibi patlamıştır. Çünkü sahip olduğu akıl 19. asra mahsus efendilik taslayan, kalbine hükmetmeye kalkışan bir akıldır. Yaratıcı neymiş? Yaratmaya kalkışarak tanıdım. Yalancıyla doğrusunu tanıdı. Görgü artist öz sanatkarı tanıdı. Ben şimdi şu anda tanıyorum Allah'ı. İlminin, sanatının karşısında aklımı veriyorum. Aklım bir cephane tabusu gibi patlıyor, kül oluyor. Necip Fazıl'ın aklını değişen yeri ve üzerine bir vurgulamasıdır bu tecennim aslında. Ve Hüsrev alabildiğine trajik bir tiptir bu duyuş tarzıyla. Yenilere takdim edilen aklın zarfı, her şeyi bildiğini zannetmesi. Akıl, bilmediğini bilmiyor. Tıraca burada işte. Ya da komedi. Göz kendini göremiyor. Üstelik göremediğini bilmiyor. Akıl, sezgiyi inkar ediyor. Onu doğuran hissi küçümsüyor. Kalp yozları kapalı. Makul olanın müheyya bir döngü. Leyla diye kara kuru kız. Felsefenin ve ilmi kelamın akıl karşısındaki duruş noktası akıl yelpazesinde tespit ettiği dereceler, dahası aklın zamandan zamana değişen tanımı bir yana, Mecnun'u bilirsiniz. Leyli ve Mecnun hikayesinin, Şöhreti Fuzuli'nin şöhretine muadil bir kahramanına, Leyla mı demişler? Neresini seviyorsun bu kara kuru çirkin kızım? Leyla gece demek, karanlık. Ve Leyla dedikleri kara kuru bir kız, makul ölçülere göre Leyla güzel değil. Makul, akla uygun olan demek. Akıl ise uygunluk sağlama, orantı kurma, birbiriyle uyumlu kılma gücü. Bir şeyin makul olduğunu söylemek de onun bir bağlam içinde makul bulunduğunu dile getirmekle ilişkili. Mezun sözlük olarak cinnetin müstakı. Onunla aynı kökten geliyor. Cinnet getirmiş olan. Onu demiş Mecun. Bir de benim gözümle görün. Çünkü kendi içindeki uyum mezunun dışındaki alemin ölçüleriyle uymuyor. Onlardan çok daha ileride ve kaçınılmaz soru. Mezun ne gördü Leyla'nın gözünde? Bu yangın hangi aklın ölçüleriyle izah olunacak? Mezun, Leyla'dan onu yaratanı, ışığın ona ödün verene kadar uzanan bir yolun törlerinde yanarak yürüyor. Sanatı da, tarihi de yürüyenler halk etti, diyor Cemil Meriç. Yıldız olmak kolay değil. Işık saçmak için yanmak gerek. Kim bile bile yanmayı göze alabilir ki? Aklı olan mı? Bernard Shaw'a bakılırsa makul insanlar içinde yaşadıkları aleme uyarlar. Makul işi yaşayanlar ise alemin kendilerine uymasını istemekte ısrar eder. Onun için terakki ancak makul işi insanların eseridir. Aklın aşağılık saydığında kalp çoğu zaman güzellik buluyor. Ve bu yüzden Dostoyevski'nin kahramanları hep kalp yoluyla yüzeliyor. Akıl kalbin karşısında ikinci planda kalıyor. Kim bile bile yanmayı göz alabildi. Yürekli bir reddiye, onurlu bir protesto eylemi. Sizin dünyanız benim dünyama uymuyor. Ve ben sizi reddediyorum. Siz de beni reddedebilirsiniz. Fark etmez. Işık saçanlar önce yanmayı göz alıyor. Eflatun'dan bu yana daha bir tür delilik hali olarak tanımlanmıyor mu? Ve sanatçı nevroza psikoz arasında gidip gelen bir tür deli sayılmıyor mu? Hadi yürükte olun ve koyun adını. Bango ömrü boyunca taşında kendi adı yazılı bir mezarı ziyaret etmek zorunda kalmıştı. Kendisine kısa bir süre evvel olan kardeşinin adı verilmişti. Vincent. Sevgilisine kesik kulağını armağan eden bu dahi, bir yakıl hastanesinde intihar ettiğinde hastalığı hakkında verilen tanı kişilik bölünmesinden ibaretti. Kişiliği, biri diğerini yok edecek iki yarıma mı bölünmüştü? Hakkında verilen tanı ne olursa olsun, resim tarihinin gelmiş geçmiş en parlak yıldızlarından biri olduğu muhakkak zamanda anlaşılamamış, yerleşik bir eneğe hitap etmemiş olmakla birlikte. İlk bar senfonisi, Şuman'ın içindeki ülkelerden kopa geliyordu. Kırlar yeşillenmeye, kelebekler uçuşmaya başlar. Oysa bu akıl hastanesinde gözlerini yumdu. Fransa'nın üç kaynağı, edebiyatında, eğitiminde pürü ustada Rosso, son zamanlarında adam akıllı bunalımlıdır. Dengesiz denilebilecek kadar. Gogol da öyle, ömrünün son yıllarında. Kendisine deli diyebilenin deli olmaya hakkı yoktur elbet. Kimse kimseyi kandırmasın. Ama bir delinin hatıra defterini durup dururken Nalan yazdı. Delememek için mi? Peki 69 yıllık ömrünü mutlulukla ama gerçekten mutlulukla dolduran Erasmus'u nasıl izah etmeli? Enkomye mor yaz. Deliye övgü. ki sonra son yıllarını hastaneden hastaneye geçiren Rus ve sağırlara şarkı söyleyen bir tenor. Nietzsche 1900'de öldüğünde bir akıl hastanesindeydi. Son yazısının altına imzasını çarmıha gerilen olarak attı. Aklı aradan tamamen çıkardığı için mi imzasını çarmıha gerilen olarak attı? Yoksa imzasını öyle attığı için mi aklı aradan çıkardı? Sadece gerçekten yaşayanlar mı? Bir türlü akıllı mı, mecnun mu olduğuna karar veremediğimiz Hamlet. Peki ya Don Quixote ne demeli? En güzelini Cemil Meriç diyor. Kimse yeni bir şey söylemek için yorulmasın. Don Kişot kanatlı. Kersan kelelere gülünç görünmesi bundan. Çırağan Sarayı'nın tecenin 75. murada, havuz başındaki Sultan İbrahim'le aynı yerde duruyor. Yine Cemil Meriç, Deli İbrahim, Osman en akıllısı. İnci balıkları atılmak için yaratılmamış olsaydı benzerde ne işi vardı? Bu inanılmaz zarafetteki kinayenin ruh açılışı bir yana doğru Sanatal tarihi da de yürüyenler halk ediyor. Terakki makul dışı olanlardan geliyor. Gemileri karadan yürütmek, akıllara durgunluk verecek bu iş, bu çok mu makuldü? Döngü Güneş, gecenin en karanlık vaktine doğdu. Ben sabaha uyandım. Bundan evvelki hayatımın son günüydü. Bundan sonraki hayatımın ilk. Önce yatağımı topladım. Yorgana baktım. Yasa. Kolumdaki saat Götümdeki lamba. Fotoğraflarım. Ehliyetim. Kimliklerim. Nüfus kağıdım. Kapı üzerinde isim, Giysilerim. Takılarım. Benden uzun ömürlü olacaklardı. Kesin. Beni ben yaptıklarım. Dayanamazdım. Önce bütün fotoğraflarımı bir araya getirdim. Hatır sayıları bir yayın oluşturdular. Hepsini yaktım. Külleri savurdum. Bütün kimliklerimi çıkardım teker teker. Kimi tek, kimi çok imzalı. Onlardaki fotoğraflarımı da soktum. İmzalarımı kazıdım. Onaylanmış kimliklerim. Beni onaylayamıyorlardı artık. Ardından bütün yazdıklarımı topladım. Tezlerim, hikayelerim, gazete yazılarım, defterlerim, bir türlü bitiremediğim ansiklopedi maddelerim, denemelerim vesaire. Dergilerden, kitaplardan, gazetelerden. Nerelere gittilerse, nerelerde kaldılarsa, çok kolay olmadı. Ama oldu işte. Kimse fark etmedi. Kül yanı üzerinde onları da yaktım. Bütün mektuplarıma geldi sıra. Tümünü gönderildikleri, saklandıkları yerden geri aldım. Kimleri dosyalanmışsa. Eskiden olsa ne fena içerlerdim. Farklı isimlere ayrılmış bir iza dosyalardan her biri üzerinde adım yazılıydı. Kimi dostlarsa sağ olsunlar. Benim yerime çoktan yok etmişlerdi mektuplarımı. Yazdıklarım bu kadarla bitmiyordu. Ne çok dağılmışım. Çekmecelerden, gözlerden, dolaplardan, masalardan ne kaldıysa aldım. Hiçbir sigara paketinin, kibrit kutusunun, su ve elektrik alıntısının arkasında tek cümle kalmadı benden geriye. Tek sözcük bile. Kaset ya da CD kapaklarının çizmiş olabileceğim bir sözcük. Bir tarih. Tek mısra. Hiçbirini atlamadım. Tablo arkası mukavvalarına bile baktım. Okuduğum kitapların ilk sayfa ve satır arası notlarını teker teker elden geçirdim. Dahası alt çizili satırları. Bundan sonra okuyacak olana seslenmeyeyim yanıma. Sildim. Hepsini sildim. Yepyeni oldular. Benden tek işaret taşımasınlardı. Benden gereği hiçbir şey kalmasındı. Lisedeki sıramı buldum sonra. Fakültede amfideki kolçaklı sandalyemi. Adımın harflerini kazımışım bir yeni Türk Edebiyatı dersinde ve altına tarih atmışım ne de Kanım damarlarımda üşüdü. Hırsla sildim hepsini. Fakülte kantindeki masada Allah'tan adım yoktu. En zor olanı kütüğe girmekti. Nüfusa yani. Ailemin bütün farklarının isimlerini bir arada gördüm. Bir kısmı mor mürekkepli bir damgayla onayla. Kendilerinden uzun ömürlü olmuştu işte. Ne kadar isabetli davrandığımı tekrarladım yaşlı nüfus memurunun tekir kedisine. Görüntüm belki vardır bilincine düşmesin diye gözlerine bakmadım. İsmimi yavaşça sildim koca sayfada kendisine ayrılmış yerden. Yazıları sildim. Adı soyadı, bir boşluk. Doğum yılı ve yeri, yine bir boşluk. Ana adı, baba adı. Onlar da öyle. Artık nüfusa kayıtlı değilim. Son birkaç ay şey kaldı. Baktığım bütün aynaların derinliğinden, birikmiş olabilecek bütün görüntülerimi topladım. Ayna, durgun su yüzeyi, bir cam parçası. Bir yan görüntü arasından kendime ait olanları seçtim. Sonra adımlarımın üzerine, düştükleri kaldırımlardan, elimin değdiği kapı tokma, gözümün değdiği kitap sayfası. Son olarak bilincinde ya da kalbinde beni biriktirmiş olabilecek bütün insanlardan kendimi geriye aldım. Hiç zorluk olmadı. Kalbin kapıları dayanıklı değildi. Bilinse zaten çoktan mürayi. Fark bile etmediler. En çok da kendimi öğrencilerimin kalbinden geri alırken hızlandım. Artık yoktum. Kimliğim, yazılarım, çizilerim, elvayı ikizlerim, fotoğraflarım, gül devrim, lerle devrim, nergis devrim. Hepsi yok oldu. Dünya benden önceki dünyaydı. Arkamda bıraktığım hayatın son günü. Akşam oldu. Yatağımı topladım. Yorganım, yastığım, bitsindeki lamba. Evim herhangi bir mobilya teşhir salonundan farksızdı. Bensiz bir dünya kalmıştı geriye. Benim yaşamadığım ve beni yaşamamış. Yoktum artık. Aynaya mücelladan ihandım. Öyle sandım. Aldandım. Bütün bunlar, yok ettiklerim, benim bilincimdeydi hala. Dünyayı bensiz kılmıştım da beni dünyasız kılamamıştım. Olmadı kısacası. Yokluğun yolu bilmemekten değil, bilmemekten geçiyordu. Anladım. Yatağıma girdim. Gözlerimi kapadım. Aklıma ilk gelen hava yağmurluydu. Isa kaldırımlarda Nergis açıyordu. Kucağında da bir demet Nergis vardı. Ancak dikkatli okuyucular başa dönecekler. Gözlerimi açtım. Kalemi kağıda aldım elime. Oturdum bu yazıyı yazdım. Önümdeki hayatın ilk günüydü. Yol arkadaşım. Puşkin üzerine hafif bir yazı. Yaz başlangıcıdır. Sis ve gül boydan boya geçmiştir çoktan ya. Yolunuz epeydir kayıp. Her şey çok ağırdır. Üstelik kurşun gibi ağırdır. Editörün falan değildir. Ama neden bilmem. Puşkin üzerine hafif bir yazı yazmaya kalkarsınız. Yoksa kalabalıklar üzerinize mi gülmektedir? Yağmur dökülürken bir bahçenin kıyısına Boris Godunov alırsınız elinize. Bir kendisine bakarsınız kitabın bir daha sözüne. Pushkin'in hayatı. Eseri bırakırsınız bir tarafa. Kahramanlarından da yalnız yazara gidersiniz. Şimdi size biyografi kitapları hepsinden daha çekici gelmektedir. 26 Mayıs 1799'da Alexander Sergeyevich Pushkin Moskova'da doğmuştur ya bir kere. Girersiniz hayatına yeniden. Yoksa siz çarpacak hayat mı aramaktasınız? Haberi bile yoktur sizden. Negam. Bir kez daha bir kez de Puşkin'le doğarsınız kışlık başkentte. Geniştir yüreğiniz. Puşkin'le ölürsünüz günü gelince. Nasılsa geriye yaşayacak daha bir yığın hayatınız kalmaktadır. Puşkin'le birlikte Erzurum yolculuğuna çıkarsınız önce. Tahran'dan Tiflis'e götürülmekte olan Rusya'nın romantik şairi ve İran seferi grubu ya da parçalanmış cesediyle karşılaşırsınız yolun bir yerinde. Canlı sözcükler yerine ölü harfler kullanmaktan şikayet eder Puşkin. Tatlı bir duygu sayılır içiniz tiflis görününce. Geceler sıcak, yıldızlar yabancıdır. Kafkasların dorukları gökyüzüne her gün biraz daha yükselir sanki. Ve sabah karşı aniden ararat belirir önünüzde. Bir kuzgun ve bir güvercin uçar gelir üzerinden. Erzurum'da çifte minareleri beyhude ararsınız da, kars olaylarında sarı tozlar içinde, ensesinde bir kurşun bir kız andıran solgun yüzü henüz tazeliğini yitirmemiş bir Türk'ün cesedi önüne durursunuz birden. Düşünürsünüz. Puşkin kadar ve Puşkin gibi göremediğimizden şüphe mi etmektesiniz? O, yani Puşkin, sizden çok mu bilmektedir? Erzurum yolculuğu biter ve geri Hem sarsılmaz bir istek, hem de azgın bir düş gücünün başı boşluğu içinde fenerlerin donuk aydınlıkla parlattığı Petersburg sokaklarına dolaşırsınız günlerce kalp fırtınasına işten bile değildir. Bahsızlığınız, henüz 16 yaşındaki Natalya'yı bir balıda gördüğünüz gün başlamıştır bile. Tehlikeli bir güzellikten kaçamaz, şiir yazmak ve bunları yayınlamak mutsuzluğunu uğrarsınız. Adınız şaire çıkar. Bir sürü lambanın ve kandilin pırıl pırıl aydınlattığı bir sahnede sizin olur Natalya. Boris Godunov'un düzmece demetlisi şairinin parmağına bir yüzük geçiriverir ve şairlerin peygamberliklerine inanırım. Kendisi soylu, fikirleri ihtilalci bu adam, Puşkin, bir roman gibi değil, yaşamın ta kendisi gibi bitirir yaşamını. Bu yüzden işte, Natalya felaketiniz olur. Kaçınılmaz oyuncu girer sahneye. Puşkin konanı devam eden genç ve bir o kadar da çekici Fransız, Dante. Parçalar birleşir. Netleşen resim ürkütücüdür. Ve Puşkin İncinen onurunu tamir etmek için bir düellonun ortasında buluverir kendisini. Dante karşısında. Silahlar ateşlenir. Kazanan o olmaz. Ama kazananındır aslında. Arkasında henüz 38 yaşında aşk ve onur uğruna girişilen bir düelle kaybetmiş olmanın kazancı vardır. Ve bu mitosu artık hiçbir şey onun elinden alamaz. Şiirimizin güneş sondu diye haykırır her sınıftan kalabalık. Gece bahçe, çeşme. Benzer bir dekor halk yanlarına karşılaşırsınız. Shakespeare'in de Boris Godunov'un da halk sahnelerinden daha etkileyicidir bunlar. Çay bir cenazeden ürker. Nöbetçilerini kapılara diker. Kilise giriş gibi cenazeye refakat de özel bir izine bağlanır. Beyaz gecelerden henüz söz edilmemektedir. Dostoyevski henüz uzaklarda bir yerdedir. Ya, kim biri vardır. Tanırsınız. Güç bela elde edebildiği bir izin kağıdıyla Turgenev, arabalardan birinde Puşkin'i izlemektedir. Turgenev o tarihte Puşkin'in yarı yaşındadır. Sadece 19 yaşındadır. Ama aralarında da sadece 19 yaş fark vardır. Ve düellonun öyküsünü yazacağı yıllar hızla yaklaşmaktadır. 40 yağmurları yağar durur günlerce. 40 günü sayar mısınız ikinilerde? Faslı güldür. Boris Godunov'u beklemeye almış. Puşkin'in hayatının yollarında kaybolmayı seçmişsinizdir. Su sizin değildir elbette. Hayat yazılan bile zengin. Çoktandır öğrenmişsinizdir. Editörün önerisi falan değildir ama Puşkin üzerine hafif bir yazı yazmaya kalkarsınız. Öyle ağır gelir ki altında kalırsınız. Yol arkadaşım. Başaklar sayarmaktadır. Karanlığa gömülür hayıklar. Ellerinde fenerleriyle sayat eder ayakları taştırırlar. Yedi kat yerin altına, derin kuyulara inersiniz. Öyle bir kentin üzerinden geçersiniz günlerce. Bir fincan kahvenin sıcaklığında, 40 yıl olacakla. Buğday başakları, arpa sapları, mağaralar, başka dünyanın kapıları. Bir istasyondan başlar yolculuk. Bir başka istasyonda biter elbette. Ve iki istasyon arasında eğer siz yolculuk başladığı andaki sizden başka bir şey değilseniz, Beyhude yollara dökülmüşsünüz demektir. Dalların, ağaçların gölgesi düşer kapınıza. 40. Odaya ayarsınız. Bir ışıktan otaya geçmeyi umarsınız. Akşamlar kıstırırken, Roma zulmünden kaçan ilk Hristiyanlarla birlikte, ateş böceğinden kandilleriniz ellerinizde, asırlar sonra uyanılacak rüyalara dalarsınız, yeraltı şehirlerinde. Bir mağaranın kapısında durursunuz sonra. Gölgeniz orada, duvara vurmaktadır. Dokunursunuz kendi gövdenize kendi ellerinizle. Hangisi sizsiniz? Duvardaki mi yoksa dokunabildiğiniz mi? Bir türlü ayıramazsınız. İkisinin de siz olabileceğine sabah katmazsınız. Ve bir sabah dört bin yıllık arslanlı kapıdan geri verirsiniz surların içerisine. Zamanın buğdu değişir birden. Ansızın eşikten öteye geçersiniz. Mısırlı kölelerin açtığı tünelin kilit taşları başınızın üzerinde yerli yerinde durmaktan yazılı kayaların 12 tanrısını sayarsınız. Vakit öyle vaktidir. Demek hieroglifler her zamankinden daha iyi seçilmektedir. Teninizde hiç güneşi, beyaz çiçeği fark edersiniz. Bir gül açar, yedi veren. Yıldızlar da dört bin yıldır aynı yörünge üzerinde mi dönmektedirler? Dört bin yıldır aslanlı kapılardaki aslanlar, gözlerinden mavi ışıklar saçarak Babil'in akıncılarını mı ürkütmektedirler? ve ansızın onu fark edersiniz. Aynen belir verir yanı başınıza, aynen hayret bile edemezsiniz. Bir yol arkadaşınız vardır artık. Nereden çıkmıştır böyle? Esmer ve kısa boyludur. Kıvırcık saçları başının altından omuzlarına dökülmektedir. Tek kulağında küpe taşır. Savaşçı bir kavmin mensubudur. Yol arkadaşı yetmek için siz mi onu çağırmışsınızdır, onu size seçmiştir bilinmez. Ama işte tam yanı başınızdadır. Henüz kimselere söyleyemezsiniz. Değil mi ki bir görünüp bir kaybolmaktadır. Ve sizden başkası onu görmemektedir. Ve değil mi ki henüz gerçekliğinden siz bile emin değilsinizdir. Ama sürekli sizi çağırmaktadır. Susuza gülümsemekte. Üstelik isminizi fısıldamaktadır. İsmi? Aneto olabilir. Lebarna? Bir Hittit prens Bilinmeyen kentin yolcusu mu? Dokunmaz size. Ama hep görünür. Hep gülümser. İsminizi telaffuz eder. Sırra yaklaşırsınız. Dokunursunuz daha sırrı bir an. Yol arkadaşınıza hep aynı yere bakıyor olursunuz. Ya sizin işaret ettiğiniz noktaya o bakıyordur. Ya sizin bakmakta olduğunuz noktayı o işaret ediyordur. Ama birden fark edersiniz ki ya siz bakmakta geç kalıyor olmaktasınız ya o işaret etmekte çabuk. Aynı yere bakıyor olmak her zaman birlikte bakıyor olmak anlamına gelmemektedir. Gelmez. Gidemezsiniz. Siz ona geçsiniz. O size erken. Bir tepenin üzerinden durup bakarsınız ovaya. Hiçbir şey geçememişsinizdir öteye. Güneş geçer sizi beri oysa. Bulut geçer. Rüzgar geçer. Dağ ikiye böler. Cennetiniz yarım kalır. Gece. Sırt sütü uzanırsınız toprağa. Yıldızlar. Bir Sümer rahibi e kadar yakınsınız burçların evlerine. Hep aynı değildirler. Giderek merkezinden uzaklaşan bir yörüngede ve sayısız ayrıntının oturculuğunda. Her geçen an biraz daha az avundurarak bir daha sonsuza kadar görünmez mi olmuşturlar? Yolun sonudur da daha yolculuk bitmiş değildir. Rüyalarınız ters çıkar. Rüyalarınız ters çıktı diye rüyalarınıza güvenmekten mi vazgeçersiniz yoksa tabirciye mi? bir türlü gerçekleşmezmişti. Çıldırmak işten değildir. Koy verirsiniz aklınızın bütün kuşatımlarını. Çıldırırsınız. Böyle bitmez bu hikaye. Arkası vardır. Yapabileceğiniz tek şeyi yapar, oturur, sizi bizi bir yazıya daha başlarsınız. Saklı Kent, Ani Efsane güzeldir, bütün efsaneler gibi. Bir ırmağın ayırdı iki ülke varmış. Birinin tüccarları, diğer ülkeye gelir giderlermiş. Onlar iyi tüccarlarmış, dürüst tüccarlarmış. Ülkenin başında da iyi ve dürüst yöneticiler varmış. İyi anlaşırlar, kimsenin hakkı kimsede kalmazmış. Ama bir gün hükümdar ölmüş, yerine başkası geçmiş. Tüccarlar gelip de hükümdar değişmiş görünce bakmışlar ki adet usulü değişmiş. Yetimin hakkı yeniyor, masumun malı gasp ediliyormuş. Yargıçların vicdanları alınıp satılıyormuş pazarlarda. Adalet de kalmamış mülk de kısacası. Kaybettikleri malı akçeye değil de taşlaşmış bu yüreklere vahlanan tüccarlar taş kestesiniz diye beddua etmişler. Aniden koca kent taş kesilmiş ve o günden sonra şu isimle alınır olmuş. Ani. O gün bugündür mabetleri taş, kervansarayları taş, yürekleri taş, saklı bir kenttir ani. Ve o gün bugündür yerlisi değilse de mutlaka yolcusu vardır. Yolu aniden geçenin aklı geride değildir ilk kez. İlk kez bu bulutların altında, bu toprakta ve onun koynunda yatmak düşüncesinden ürkmez. Bu hayalet kendisi demek ki sever. Sevgi ürkmemek değil midir zaten kayıtsız bir devredilişle? Işte. Karşıya maçtan ses verir bir başka dünyanın genç ve gürbüz çocuğu. Kendi dilince selam söyler. Sınırlar ve zamanlar kalkar aradan. Sesi geri donar kendine. Demek bizim sesimiz de gitmez gitmez. Bir başka bilinçle yer aldıktan sonra geri döner kendimize. İki yak arasından bir ırmak kıvrıla kıvrıla akar. Yolu aniye düşen denize anlattığından fazlasını ırmağı anlatamaz. Ama bu anlatamayış onu deniz nezdinde mazur kılmaz. Çünkü anlatmak isterdiler kesilir anlatamaz. İhanet gerçekleşmiştir hasılı gerçekleşmemişse bile. Zira ki ilk kez kötü rüyalarını denize değil de ırmağa anlatmıştır. Ey su! Dün gece çok kötü bir düş gördüm. Ben taşıyamam. Sen taşırsın. Al senin olsun rüyam. Önce ruh değer Sonra kelimeler. Irmak söylesene. Kaybolmamak için tutulacak en emin yol. Neden getirip de kayıpların en ortasına bırakıyor daima? Ve söylesene bir burgu senin de içine oyuyor mu? Su kötü rüyayı alır götürür mü bilinmez ama yolu aniye düşen için ırmak en unutulmayacak olandır. Anadolu'da inşa edilmiş ilk caminin pencerelerine yaklaşın. Ve bir kez olsun vadiye bakın, su yeşili ne demektir, Anlamı karşılığını bulsun. Ani, bir darbe, bir ezel karşılama. İpek yolu iki kıtayı birbirine bağlar da, çoktan yitiktir taş köprüsü. Yine de ses verir deve kervanlarından çıngırak sesleri. Bir baharat kokusu, duyulur duyulmaz arası. Öyle mahzun, öyle içi dokunucu. Sus, ne olursun sus kıvrıla kıvrıla giden ırmak anlatsın. Sesi, bu dünyada duyulan bütün seslerden daha güzeldir. Çünkü sesi, bütünün sesinden kopa gelmektedir. Ama yetik çiçeği, yanından geçerim, tanıyamam. Irmak söyler, anlayamam. Epeyce yaklaşırım, duyamam. Parça bütüne kavuşmaz ki hasret dinsin. Irmak söyler, sonra geçer ve gider. Belki o, benden de dertlidir. Sadece parçanın bütüne değil, Bütünün de parçaya hasreti vardır zahir. İnsanın eserlerini yapıp da bıraktığı bu yerde, Aslı kim bilir hangimizde da Şurada bronz saç iğneleri, Burada izdarha ve yılan başlı altın bilezik. Ne kadar şaşırtıcı geliyor. Ne kadar şaşırtıcı geliyor ruhunu çoktan yitirmiş bir bedenin küllerini muhafaza eden toprak bazo ve göz şişeleri. Timur ve deprem yıkıntıları arasında zahir ekipi. Metal matarı akik gerdanlık, taş kolyeler, kandiller. Ama neden şaşırtıcı gelsinler ki? İşte aynen bizim gibi. Yaşamışlar ve ölmüşler neticede. Bütün bunlardan sonra yabancı bir seyyah gibi mi dolaşıp çıkılır yüksek duvarların arkasındaki ölü kentin kapısından? Aynen bir dilence yaklaşır. Nereden çıkmıştır? Düşenin dostu Allah'tır. Aynen böyle söyler. Cümlesinin derinliği şaşırtır. Gözlerinin derinliği şaşırtır. Gözündeki çizgiler konuşmaktadır. Verebilecek hiçbir şey kalmamış olanlar tebessüm etsinler. Onunla yetinebilir. Hatta en çok onunla yetinebilir. Değil mi ki düşenin dostu Allah'tır? Adı kalmayan Kent. Deriurlun'un bir kapıdan girilen şehirlerden korkarım. Deriurlun'un birden fazla kapıdan girilen şehirlerden daha çok korkarım. Kars kapı, Erzincan kapı, Yozgat kapı. Merhaba ya eski yolcu. Merhaba. Beni ancak yorgun bitiren bir, bir dönemeci devirip de bir dağın arkasına geçince, ayaklarının dibine serilen kente geçmiş bir yazın rüyasını derin, uyuyor bulmak isteyenler anlasınlar. Ne kadar kolay bir başkasına ait günlüklerin, harflerin, kıvrımların üzerinden geçmek sabahlara kadar. Başka hayatların üzerinden yürümek ne kadar kolay. Nasıl söylen başkasıdır, yaşayan da. Yürek isteyen, insana kendi hayatının üzerinden geçebilmesi, yeniden yaşayabilmesi, yeniden ölmesi. Söyle. Bunca yıllardan sonra bir zamanlar olduğum beni aramaya cesaretin var mı? Ey kalbim, bu kente ilk geldiğin gün hatırında mı? Bir güz istasyonunda sırtındaki beyaz kazak ve o günkü gözlerin sende mi hala? İstersen sus ve istersen yine konuşma. Sürgünlüğün bir bakıma o günden kalma. Sıfırın altında seyreden şaşalı ısılarda turuncu sis lambaları. Dağlarla gökyüzünün arasında sahiplendiğim iki sebe. Şarkın, Bestesi Mahur, güftesi Hüzzam Kırık hikayesi işte. Lavanta darında idrakın kırılgan kokusu. Yere düşüp bin bir parçaya bölünen ayna. İçine dökülen görüntüyü çoğaltmaktan başka mahiyetinde ne kadar bir değişikliğe uğramıştır ki? İlle de taşlı saraklar ve karanfil bulsun. Burada insanlar pirinç semaverlerinin etrafında sabahlara kadar süren sohbetler dalıyor. Bu kentin sokakları baharat kokuyor. Bu kente hala kar yağıyor. Uzak Temmuzlardan yakın Temmuzlara hoş geldin Ey kentin mezubu. Tolstoy'un ömrünün son durağında. Yolun uğradığı küçük tren istasyonu değil buradaki. Lakin beyazlığın her şey kentin istasyonu da bütün tren istasyonlarına benziyor. Uzayıp giden tren yolları. Tolstoy bu kentten ve bu istasyondan hiç geçmemiştir. Olsun. Bazen başrol oyuncusu sahnede hiç görünmeyen değil midir? Madem ki uzak kütüphanelerin camlarında yansıyan akşam güneşlerinde bazı kitaplar sırt sırta vermiş öylece duruyor. Ve Rus klasikleri tarafından bir ırmak dünle bugünün arasında sınır çizgisi çekiyor. Ve madem ki aniden adı acı anlamına gelen Gorki'nin devrim öncesi öykülere renk veriyor. Öyleyse her gözyaşı çok hayırlık demektir. Çalkaş, malva, yol arkadaşım. Canımız ölesiye sıkkın. Kurtlar gibi aç ve bütün dünyaya öfkeli. Perikop'tan çıktık. Bozkır'da. Yoksul ama özgür yürekli insancıklara duyulan o ruh acıtan sevgi malvadan taşıyor. Çalkaçtan taşıyor. İnsan kendi ruhunun labirentlerinde dolaşıyor. Kendisini tanıyor. Bir zamanlar olduğu kendisini arıyor. Yalan. Aslında her geçmiş kendi sahibini arıyor. Bugünün yağmurunu yarına ertelemek olası değildir çoğu zaman. Böyle diyor Gorki. İşte bu doğru. Ama beklemesini sadece istasyonun taş binası biliyor. Ve 20 yıl önceki kendisini aramak için buraya gelen yolcu, 20 yıl sonra aranacak bir ben bırakarak bu şehirden çıkıp gidiyor. Bayis olduğu kentin adının bir kez bile olsun geçmediği böyle bir yazıda, bütün üstü pendişelerinden azade, herkesçe paylaşılabilirliği muhakkak olan cümle, en harcı alem cümle aslında. Sade, gösterişten uzak, sıradan ve basit bir cümle rüzgara karışan kekik ve lavanta kokusu. Ömründe bir kez olsun yerlerin ve göklerin arasında bir başına, otlara uzanarak susam tarlalarını dalgalandıran rüzgarın sesini dinleyen ve onun taşıdığı kokuyu içine çeken kişi için bu cümlelerin yitme tehlikesi yoktur. Ne kadar eskise de, ne kadar kullanılsa da. Rüzgara karışan kekik ve lavanta kokusu. Özlemek ne zor kelime, diyor şair. Özlememek daha zor, diyorum acizane. Hiçbir şey yaşamamış gibiyim. Her şeyi bir fincan şey içerken hatırlarım belki. Aslında ne şair aklı ne ben. Vaat edilen ülkelerin verilmemesi zor. Ama vaat edilen ülkelerin vaat edilen ülke olmadığını fark etmek bu daha zor. Yitirilmiş yaşamların arkasından yitip gidiyoruz işte. Senle de sensiz de olmayan ey şehir. Senin için ne kadar çok acı çektim. Karşılığını istemezdim. Bilsen bununla yetinebilirdim. Ama bilmedim. Şimdi ne yapacağım ben? Simurg. Şarkı hikayesinin berkemliğini teşkil eden Herkülade hayatımızdan çekip gitmiş uzun zamandır. Yusuf sindanlarda değil artık. Züleyha onu beklemiyor babaylasız. Mecnun'a dönüşmüyor Kays. Gül için de yok. Bir tek çoban çeşmesinde bir şikayet Faruk Nafiz'e bakılırsa şairler de mazur zaten. Çünkü biz Herkülade'yi yabancı Makul ve mantıklı çocuklarız bir aile zamandır. Medeniyet krizlerinin yıkıntıları arasında ezik ve şaşkın. Kendisini görecek bir ozan mahrum. Hepimizde bir trajede, bir trajede. Ya evet, ya hayır. Her olan olağanüstü demek. Görünen gerçekliğin makuliyetiyle uzlaşması imkansız bir kovilleniş sürekliliği Bu yüzden eski zamanların kalp gözü açık, gönül dili çözük, hanesine çoktan ay doğmuş insanlarınca bir hikaye üzere Mantıki bir izah gerekmiyor. Müstakimzade'ye göre her harf çünkü bir melek bekliyor. Harikulade. Nun harflerden bir alfa alfabeden. Biz makul ve mütedil zamane çocukları. Uzun zamandır eski bir hikayeden çıkarılan eski cümlelerle, hatta aynı sözcüklerle yeni bir hikaye yazmanın mümkün olup olmayacağını düşünüyorum acıyla. Acıyla. Çünkü sözünü ettiğim tam tersi yönde bir hikaye. Kelimeler ihanet eder, bilirsiniz. Ve hikaye bir medeniyet şey, okumaktan başka nedir ki? Bütün akışı ters uzanan alan bazen. Okumaktan başka ne olabilir ki? Simorg'un hikayesi düşüyor bahtıma Ağustos öylesi kütüphanelerde. Mantıköt say, at say. Denizle pencerelerim arasında yorgun yüzü kitaplar. Ağır ciltli ve eski. Simurg. Efsanenin büyülü kuşu. Kaftan'da yaşıyor. Öbürü de Anka. Simurg aynı zamanda Farsça 30 kuş anlamına geliyor. Anlatıya göre Simurga aramak için yollara düşen kuşlardan yüzükleri aşabilen 30 tanesi Kaftan'a vardıklarında Simurg'u bulamazlar. Oysa bir de geri dönüp bakarlar ki Simurg kendileriymiş. 30 aslında bir. Çokluk yok. Teklik var. Harkulade'ye fevkalade iman eden zamanların üzerinden bir yıldız geçmiş güzel insanları için Simurg'un öyküsü yeterlidir. Doğru. Ama zamaneye göre tersinden ne bir okunuşu vardır. Ve buradan bakınca Simurg, gücü, sürüdeki en zayıf kuşun gücüyle sınırlı bir kuşa dönüşebilmektedir. Belki modern zamanların, suveydası belirgin çocuklarını mahsus bir yorum olmakla sınırlanabilecek bu yorum. Bir başka gerçeği de işaret etmektedir aynı zamanda. Her rüyanın tersine bir tabiri vardır. Ve sorun, beylik bir cümleye gelip dayanın neticede. Hangi dünyada yaşıyorsunuz? Hangi dünyada? Cevap Harkulade'nin çoktanları kalın ve meşin kaplı lügatlardaki köşesine çekili verdiği bir dünyada. Böyle bir dünyada Simuk'tan söz etmeyi kim göz alabilir ki? Diyelim ki simok birkaç hayat yaşayan bir kuştur ve her mesel üzerine hayatımız konularak okunabileceği gibi hayatımızın üzerine konularak da okunabilir. Bizler mi? Makul ve mütedil zamani çocukları. Harfleri bekleyen melekler harflerini terk etmiş çoktan. Tanpınar'ın gözünden kaçmıyor. Onlar Simurg'durlar. Ancak en zayıf kuş kadar güçlüsün mü Simurg, bulmanın adı. Ama zamane anlamını yitirmiş bir kere, kaybetmenin öyküsü olarak da okunabilir dönüşte. Bulmak, yitirmek demektir zira. Yitirmek, bulmak bir başka açılımda. Işık karanlıktır. Karanlık ışık. Her harfi bir melek beklemiyor artık. Cennetler yerim. Simurg'un gücü sürüdeki en zayıf kuşun gücüyle sınırlı. Simok artık en zayıf kuştan ibaret. O da bir kafesten çıkıyor. Kendisini ikincinin içinde buluyor. İkinciden çıkınca üçüncünün. Dört ve beşte sırada bekliyor. Harfleri bekleyen melekler çoktandır yok. En başta da zülfeli elifleri bekleyenler gitmiş. Bir münhane kadar geniş. Bir nokta kadar derin. Zengin çağrışımı un harfi. Kırık çizgilerin kesişmesiyle yazılan ve kısaca en diye telaffuz olan bir single'dan ibaret artık. Bir tek o altın nokta son söz niyetinde Gülname şairinin menzil evinmeliyle. Kim bilir? Belki de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın zannettiği gibi değildir. Ola ki müstakim zadenin harfleri beklediğini söylediği melekler geri dönmüşlerdir. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Simok O. Otuz kuştan mürekkep ve tek büyük kuş. Orada yerli yerinde mi duruyor yoksa? Tersinden okunan hikaye. Her hikayenin tersinden bir okunuşu, her rüyanın tersine bir tabiri var. Kimse tek dünyaya ait değil çünkü. Ve hiç kimse tek hayat yaşamıyor. Bu yüzden bunca ölüm var. Simurg'un tersinden okunuşu güzel zamanların güzel insanlarına acı veriyor elbet. Ama o tersinden okunuş bazen yeniden kuruyor hikayeyi. Ne zehir hem panzehir diyor Mevlana. Varlığın esası yokluk. Nese, sistem anlamına geliyor. Hamide göre. Sesçi vücut kıl, Adem'dir. Çalmak neşat kıl, sistemdir. Yaşam ölüme dönüşüyor demek. Ölüm yaşama. Gülüş ağlayışa, ağlayış gülüşe. Doğru. Ateş gülzar değil midir Hazreti İbrahim'de? Ve kimi gülşenler külhan kesilmez mi yeri gelince? Kimi zindan olup da gül bahçesi, gül bahçesine dönüşmez mi zindan? O, Yusuf'a aydınlıktır da, karanlık dışarıda kalanın payına düşer tutsak hüküm verir. Hüküm giyer Züleyha. Efendi köledir dahası. Köle efendi tahtında. Geda şeyhtir. Şeyh Geda. Sayyat Şikay. Şeker Sayyat. Kısacası. Hacı Bayram Veli bu tarz okumalar içre yangını dermanla bir tutmuyor mu? Yandı bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yanmadı derman buldu bu gönlüm. Böyle demiyor mu? Ve deniz karaya dönüşmedi mi Musa'ya? Ve kara deniz kesilmedi mi Firavun'a? Ben Leyla'yı bulduğumdan yahut kaybettiğimden beri, diyor Sezai Karakoç. Leyla'yı bulmak, çünkü onu kaybetmek anlamına geliyor. Kaybetmek de bulmak anlamına geliyor Leyla'yı. Çölde bir suretin üzeri çizilmişse. Değil mi ki vakit gelir, suret hasta olur, asıl suret. Mana mecaza dönüşür, mecaz manaya. An gelir derin zahir olur, zahir derin. Sır aşikardır da aşikar sır olur birden. Suret bulmak, suret itirmek ses yok olur, ses var olur yazı olmak yazı tükenmek bana yakın, benden uzak ben senimdir, sen bensin biz oyuzdur, o biz süre gider tersinden okunan hikaye doğrusu hayat hikayedir kimi zaman kimi hikaye hayat yazar kahraman olur birden kahraman öyküler yazar rüya gerçek olur bazen bazen gerçektir rüya bir ömrü hayal çiçeği aramakla geçirir Romaniz. Pervane ateşe koşar da ışığın cazibesine yanıp kül olur sadece. Ateşin aydınlatmak için saçtığı ışık pervaneyi yakıp kül eder her şeyden önce. Varlığı sağlayan yokluğa nedendir artık. Yokluğu emreden varlığın biricik sebebi. Çünkü aşk var olur, çünkü yok olur. Aşk nefret, aşk merhamet. Bir bakışta gün kararır, bir bakışta gece aydınlanır. Gün uzar yüzyıl olur. Bir ana gelmez bazı gün. Visal firak demektir. Vuslat firkat. Fuzuli bunun için diyor ya. Benim derdime kılacağın derman işte bana asıl dert olur. Öyleyse gittin. Şimdi senle olma zamanı. Acı da sevinç. Sevinç de acı. Sancı ilaç yazdırır. İlaç sancı. Cev lütuf olur kime. Kimi lütuf cevre dönüşür. Ümitsizlik ümidin varlığı anlamına gelir de ümit ümitsizlik demektir düpedüz. De fırtına limandır çünkü. Liman fırtına. Işık karanlık ve bulmak getirmek değil miydi bir başka açılımda? Hazine felaket getirir de felaket de hazine saklıdır. Kar bela yazdırır. Bela hanesine kaydolur kar. Zerre hayır, zerre şer. Böyle değil mi? Ölüm dirimdir. Dirim ölüm. Mevlana için şebhe Aruz. Düğün gecesi ölüm vakti. Kim ölüler diriler değiller mi? Ve kimi diriler de ölü değil mi şimdiler? Küllerinden dirilir de kaknüs. Vayla hak kazanamaz bir türlü var olan. Var yoktur. Yoktur var. Güneş gecenin en karanlık ve soğuk vaktine doğar. En yüksek noktasını tutmuşken göklerin düşmeye başlar. Gün kararır. Gece aydınlanır. Yolun sonu başıdır aynı zamanda. Başlangıcı bitiş noktası. Nokta bitirir. Nokta başlatır. Sure gider tersinden okumalar. Ez cümle. Bir okumakla nizama girer hikaye. Bir başka okumayla esasından bozulur. Bir bakışta gizli bütün mesele. Nereden bakarsanız oradasınız. Bir bakışta kuruluyor kainat çünkü. Bir başka bakışta temelinden çözülüyor. Bir dokunuşta yitip gider hayat. Bir dokunuşta geri gelir sessizce. Bir başka dokunuşta itirilmek üzere. Yine ve yeniden. Belki tüm bunlar su ile ateş arasında bir yer olmadığından. Hayat ile öykü arasında ve düş ile gerçek arasında bir yer olmadığından. Mukavele. Hiç kuşku yok ki ezelde bir mülakiyete. Yazarla yazının ilişkilerini sonsuz belirleyen bir anlaşma yapılmıştır. Yazı mı, hayat mı diye sorulmuştur yazarlara. İkisi de olmaz mı demiştir önce işlerinden biri. Masumane. Hem hayat hem yazı olmayacağını henüz bilmemektedir. İkisi de olmaz demişlerdir sertlikle. İkisinin arasında bir yer yok mu diye yenilemiştir bu kez acıyla ve giderek zayıflaşan bir ümitle. Yok demişlerdir daha bir sertlikle. Öyleyse yazı diye cevaplamıştır o içlerinden biri. Alabildiğine yüreklikle. Bütün yazarların cevabı olmuştur verdiği cevap. Ve onlara bir yığın kelime verilmiştir. Alın kelimelerinizi. Sonra karşılığına verin hayatlarınızı diye ilave edilmiştir. Ve onlar, hiç kuşku yok ki ezelde bir mülakiyette, bedeli yaşam olan yazıya sahip olabilmek için böyle bir mukavele altına imza atmışlardır. Yüreklilikle. Bir mukavele. En baştan. Taraflar. Getiri, götürü. Kerhanesi. Zararhanesi. Elde kalan. Süre. Tarih. İsim ve imza. Mukavele tamam. Ama nasıl olur? Ama böyle çılgın bir mukavele altına nasıl imza atılır? yazarlar çılgınlar mıdır? Böyle başlar hikaye. Onlar yazıyı seçmişlerdir bir kere. Yaşamadıkça yazarlar. Yazdıkça yaşamazlar. Dahası, yaşarlarsa yazamazlar. Böyle bir hikaye. Yazmak için yaşamamak, yaşama yürekliğine kavuşmak içinse yazmamak şart olan. Yaşanmayanın acısından iltica edilen en emin yer oldukça yazı. Yaşamak adına en büyük tehdide oluşturacak. Yazı, Yaşama yürekliliğini törpüler hayal ülkelerinin şefkatiyle. Kandırır. Her iki anlamda da kandırır ve unutturur. Çünkü verdiği doyum ve yürek çarpıntısı. Verdiği tamamlanma duyusu, Yaşanmamış olanın acısı dahil her şeyi unutturacak güçtedir. Ezelde yapılan mukabele. İşte tam da bu yüzden yazabilenler, yaşamak adına baş kaldırma gücünü kendilerinde hiç bulamayacaklar. Çünkü bir kez olsun yazının tadını alarak sonsuzluğun kapısını aralamış olan, Kurban isteyen yazı mabedenin önündeki mermer sunağı önce kendi kanını akıtmaktan önce hiç imtia etmeyecek. Asıl düşman bambaşka bir yerde hasılı. Zırhı ve mızrağı da yok. Soyut ve yakışkan. ıslak ve kaygan. Kimliksiz ve onursuz Baş Başkaldırıcı ve kışkırtıcı. Ama kendi göklerinin büyülü kuşu. Alabildiğine alımlı ve cazibeli. Üstelik kendi şeytanıyla müvakaşalı. Ve büyücüler yaratmakta da mahir. Yazı. Sadece bu. Şayet yazar bir kez olsun. Bir kez olsun gerçek anlamda yazabildiyse yazının esiri olmaktan hiç kurtulamayacak. İnanılmaz bir ünkiyat. Mephisto ona ne isterse verecek. Ve yaza her defasında daha fazlasını isteyecek. Her defasında bedel yükselten bir açık arttırmacı. Bir tefeci. Sevdiği kızı balaya götürebilmek için kış ortasında kırmızı bir gonca araya duran şair delikanlının öyküsünde kendini feda eden dost bülbülün kanını içen gül gibi. Biliyor olmalısınız bu öykü. Bir tek kırmızı gül goncası için. Bir tek. Şair delikanlıyı acıyan bülbül, gülden kendisine bir gonca vermesini isteyince, gül bir şartla der. Yüreğini dikenim adaya. Kanının rengini ver ki sana kırmızı bir gonca vereyim. Ve kanın gelmiyor. Daha. Daha sıkı yaslandı kendime. Aynen böyle. Yazar bu öyküdeki bülbüldür işte. Yazı ona da gülün rolü kalıyor. Acımasız ve sonsuz isteyici. Hayat ister. Göz ister. Kan ister. Ter ister. Bedeli ağırdır ve o bir hayli kabadayıdır. Onun için yazanlar yazmakla yaşamayı kıyaslarlar bir teviye. Ve hepsi yazı cephesinin mağrur ve mağdur kahramanlarıdır. Var olduğundan endişe duyan yazıya koşar. Yaşamak isteyen yazıya koşar. Ölmek isteyen yazıya. Kaybolmak isteyen yazıya. Kaybolmamak isteyen yazıya. Koşar. Yazı her şeyden daha zengin ve tehlikelidir. Hayattan bile. Üstelik yazı. Hayat her şeyden daha zengindir. Diyebilmiş bir yazıcıyı fikrinden caydıracak kadar da münis biçimde tehlikelidir. Şair. Yaşamayı bileydim yazar mıydım hiç şiir? Derken bu mukabeleyi mi işaret etmektedir? Ya da şairin kuşkusu. Sezai Karakoç'ta Şairler yaşamadıklarını yazarlar. Ama o yazılacak olanı yaşarlarsa susarlar. Susmasınlar. Yazsınlar. Olsun. Yaşamasınlar. Çünkü yazan, yavrusunu ancak kendi kanıyla besleyebildiğinin farkında bir pelikandır. Ya da sadece ateşte yaşayan efsanemi semenler. Yanmaya yazılı. Canını yakan şey, varlığının nedeni. Biraz azalsa ateş, yok olup gidecek. Büyülü, ve mavi bir tüy bile kalmayacak geriye. Yine de onlar bazen şöyle söylemek isterler. Alın kelimelerinizi, verin yaşamlarımızı. İsterler ya artık iş, işten çoktan geçmiştir. Bir türlü yetik yaşamlarını toplayıp da uçurum kenarından. Kelimelerini fırlatamazlar ürkütücü boşluğa. Ya da gerçekten istemezler bunu. Hiç istemezler. Kelimeleriyle mutludurlar. Mazur mudurlar? Altı çizilmiş satırlar. Cemil Meriç, sanat aşka benzer diyor. İkisi de kandırmaz, susatır. Öyle diyor, öyledir. Ama bir büyük farkı gözden kaçırmamalı. Aşk bencelidir, kıskanç. Sanat diyerken, Aşk özeldir, paylaşılmak istenmez sevgilim. Sanat, o paylaşılmak istenir. İyi müziğin, iyi resmin karakteristiğidir yanındakini dürtmek. Bak ne güzel, elimizde bir kitap. Ona okutacak başkalarını ararız. Beğendiğimiz filmi başkaları da görsün ve sevsin isteriz. Onun için çizip dururuz altına okuduğumuz satırların. Bizden sonra okuyacakları bir sesleniş. Bak, senin için çizdim altına şu satırların. Ancak bu çiziş farklı bir yolculuğunda başlangıcıdır aynı zamanda. Çünkü altı çizilmiş her satır böylece kendi bütünlüğünden çıkmış ve bir daha geri dönse da farklı bir yükle eklenmiş artık. Kendi ruhumuza dair yeni bir okuma. Dahası Yeni bir yazma. Alın işte. Ben bu satırların altını çizdim. Yani böyle okudum bu kitabı. Farklı bir bütünlük, yeni bir yolculuk. Çünkü bu kitabı okuduğum şu sıralarda ben böyleyim. Böyle okuyorum dünyayı. Ve kendi kendime izin sürüyorum sizin satırlarınızda. Ama aynı kitabı bir dahaki okumamda aynı satırların altını çizeceğimi hiç garantileyemem. Demek aynı kişi tarafından farklı zamanlarda okunan aynı bir kitap okuyan eğer farklı iki kişi ise farklı iki kitaba dönüşebiliyor. Güzel. Bunu bir kere fark edince herhalde artık yazar. Kendisine satır altları bizzat tarafından çizilmiş bir nüsa ayırdıktan sonra kitaplarına da asma vermelidir. Ve sonra kendi alt çizili satırlarıyla hoşça bir uyum içinde olan okuyucu nüshasını aramaya çıkabilir. Buldunuz mu? Uyuşuyor mu? İste okuyucunuz. Ondan asla vazgeçmeyin. Sindirella'nın camdan pabucu. Birisinin ayağına uyacakları nasıl olsa. Ya da zavallı kız o külleri karşısında. Ayağına uyacak bir can papuç. Kapı mutlaka çalınacaktır. Mutlaka. Masal böyle. Masalı boş verin. Tarkovski, mühürlenmiş zamanın girişinde bir kez olsun aynı şeyleri hissetmeyi başarabilen iki insan birbirini hep anlayacaktır, diyor. Bunlardan biri buzul, diğeri ise isterse atom çağında yaşamış olsun. Abartılı mı? Kitapların satır altlarını çizmekle eş anlamlı az daha abartmayla. Verin kitaplarınızı sevdiklerinize, arkadaşlarınıza, dostlarınıza. Satır altları çizilirsen sizde kalsın. Başlasın satırların altını çizmeye. Sonra karşılaştırın sizdekiyle. Eğer alt çizili satırlarınızın en az dörtte dördü birbirini tutmuyorsa, terk edin onu. Ya da izin verin o sizi terk etsin. Bırakın sevdiklerinizi, dostlarınızı bir yana, Kendinize sağlayın zamanın tezgahında. Siz, bakalım o siz misiniz? Alın elinize bir yıl evvel okuduğunuz kitabı. Başlayın yeniden çizerek okumaya. Bitirdiğinizde eğer satır altları çift çizgiyle çizilmiş oluyorsa siz o bir yıl önceki demektir. Yok eğer tek çizgiyle uzanıyorsa satır altlarında siz o bir yıl evvelki siz değilsiniz. Peki bunun yorumunu kim nasıl yapsın? Arada çeşitli yüzelerle ifade olunabilecek bir yığın ihtimal vasatı. Bakın şöyle. Aynı kitabı yeniden okuma tek çizgi satır hatlarını çift çizgi satır hatlarına dönüştürmekten ibaret bir okuma anlamına geliyorsa, yani ki aynı satırların altını çiziyorsanız hala, A. Hep aynı kaldınız. B. Çoğalamadınız hiç. Büyüyemediniz. C. Yenileyemediniz kendinizi. Ç. Kendinize bir şey ekleyemediniz. D. Tebrikler. Kendinize sağlıksınız. E. F. Hepsi ya da hiçbiri. Ama aynı kitabı yeni okuma tek çizgiyle çizilmiş satır altları armağan ediyorsa size, yani o okuma bu tutmuyorsa, A. Değiştiniz. B. ihanet ettiniz kendinize. C. Eksildiniz, tükendiniz. C. Terk edin kendinizi. D. Tebrikler, yenilenmişsiniz. E. Hepsi. F. Hiçbiri. Neyse, artık bunların hesabını herkes kendisi çıkarsın. Kayıp ve kazanca karar verecek olan sizsiniz nasılsa. Lakin korkarım yazar nüshası. O, hiçbirine uymayacak. Farklı vurguda nüshalar üretilecek bir tabiye. Kokso diyor. Halk bir şairi. Onu ancak yanlış anladığı için sever. İyi işte. Zaten şiirde, de, roman da, hikaye de, okuyucu daha evvelden mevcut yaşantıların yeniden yaşanır kılınabilmesi değil mi? Kişi romanı ancak kendi tecrübesine göre okumuyor mu? Ülkeler kitaplara benzemiyor mu? Kitaplara ve insanlara. Onlarda da aradığımızı bulmuyor muyuz sadece? Neticede okuyucu. Sadece kendi bildiğini okumuyor mu? Yazar ne yazar? Kuşkusuz satır altlarını çizerek okuma bir yazara yapılacak en büyük haksızlık. Onun çizdiği güzel kağıdın dışında bir yolculuk. İşaret ettiğinin dışında bir fark ediş. Bir yanlış anlaşılma değilsin. Ama aynı zamanda bir yazara verilebilecek en büyük armağan da satır altlarını çizerek okuma. Eko diyor ya, bir yazarı mutlu edebilecek şey, metninde kendi düşündüklerinin fark edilerek okunmasıdır. Bundan daha fazla mutlu edebilecek şey ise, yazdıklarında kendi düşünmediği ama okuyucu tarafından önerilen şeylerin vardığını fark etmesidir diye. Kim kendi hikayesinden aynı sözcüklerle farklı ve yeni bir hikaye çıkarılmasına itiraz edebilir ki? Sahi, siz ne yapıyorsunuz şu alsın çizdiğiniz satırları? Kabul buyurun lütfen. Ben bugünlük sizle paylaşacağım. Kalk gidelim seninle şu bahar ikincisi. Kalk gidelim geçip bu kenti boydan boya. Bak konuşalım seninle. Her şeyden. Yaşama sevinci bu. Bak. Mavi kuş. O adam. Her gün saat tam yedide uyanıp dokuzda işinin başında olan. On ikiye kadar yığınla talimat verip tam bir buçukta tekrar masasının başına dönen o adam. Beşe kadar yine yığınla evrak imzalayıp çeşitli toplantılar ve yemeklerden sonra Gece yarısı evine dönen o adam. Tam kalabalığın ortasında inanılmaz tenha bir hayatı vardı. Plastik kredi kartları, bankamatikler, kokusuz güller, vadesiz ve vadeli hesap cüzdanları, notebook bilgisayarlar, cep telefonları, çok okunan bir roman, çok gidilen bir film, herkese göre bir giysi, internet, e-mail, sahip çıkılmayan bir yaşam, sahip çıkılmayan bir band, modeli yükseltilen bir otomobil, kurumuş bir çuva çiçeği, avuçlarda karanfil tutusu. Samimiyetsizlikler, sevgisizlikler, iki hüzün olamayan kıra ön koşullar, son hükümler, değişmez yargılar, maskeler, kostümler, bavelasız kabuller içi rol dağıtımı. Görülemeyen bir yol ayrımı, yüzme bilmeyenleri kışkırtılı, ilin kusan bir deniz, her yağmuru engelleyen parsellenmiş bir yürek şemsiyesi birbirine karışan asıl ile suret, kendi suretini aldanan asıl. Unutuşun perde arkası, ihanetin senaryosu. Tepkisiz duyur, sindirilmiş varlık. Fark edene kadar tıkanan kulak. Var olan açılmayan yol. Anlayan anlasamayan, lal kesilmiş dil. Mavi kuş, porselen çaydanıkta portakal çiçeği kokulu çay. Adam bir yerden hatırladı ama tam çıkaramadı. Bilmeyiş. Aramayız. Bulmayız. Emin. Dingin. Mutmayın. Makul ve de mantıklı. Emniyet kemeri her seferinde azami dikkate bağlı. Refüzlerin en emin yer olduğundan bir haber. Her gece uykuya dalmadan önce pencereler sımsıkı kapalı. Plastik çöp torbaları. Ateş yakar. Su boğar. Gülün yaprağında diken. Unutmamalı. Ezilip de geçiren bir avuç kuş kanadı. Adam göremeden zamanı en küçük parçasına kadar sayılabilir ve tüketilebilir bir meta dönüştüren dijital saatler. Plazalar, metropoller, tüketim sarayları. Ödün çekfiller, fiiller, zamirler, isimler. Bir şişede biriktirilen deniz kabukları ve üzerine dökülen göz değmemiş gözyaşları. Adamın içi titredi ama üzerine kendi gözyaşlarını katamadı. İnanılmayan kararlar altına imza atarken inanılanın uğrunaymış gibi sahte empati. Sakınımın sonsuz fanusu asılı. Dokunulmayan ve dokunulmayanın vaat ettiği emniyetli ülkede yönlü huzur. İmza, onay, rüya, 200. Bulantı. Koyu, kirli, akışkan bir seylabe. Bulantı. İki elem arasında aynıdan görüne dolu veren insira. Adam okuyamadı. O adam. Bunca kalabalık arasında bunca tenha o adam. Bir gün bu hayat benim değil diye haykırdı. Bu hayat benim değil. Baş kaldırdı. Verin benim hayatımı. Sesi gök kubbede yankılandı durdu günlerce. Günler büyüdü, aylar oldu. Bu hayat senin dedi bir gün bilge bir kişi. Sana nereden çıktın dedi adam. Ne kadar da ukala görünüyorsun. Bu hayat senin diye yine dedi bilge. Kendini kandırma boşuna Baksana daha mavi kuşun anlamını bilmiyorsun. Adam bilgisayarının sözlü kısmına girdi. Bu onun hayatının lügatıydı. Mavi kuş. Mavi kuş. Hayret. Böyle bir kelime yoktu. Sonra deniz kabuğu. Göz yaşı. Bunların hiçbiri lügatında yoktu. Olsun, dedim. Yine de bu hayat benim değil. Baksana her sabah çayımı içtiğim fincan aynı. Aynı yoldan gidiyorum işime. Üstelik altına imza attığım evrak bile aynı. Aynı hayat, aynı yüzler, aynı gözler, aynı kıskaçlar aynı kafesler, aynı alıntılar, aynı emanetler, aynı maskeler, aynı sürüler, aynı aforizmalar, aynı müzikler, aynı reddedişler, aynı kabullenişler, aynı aşklar, aynı ihanetler, aynı filmler, aynı şiirler. Bıktım artık. Alın bu aldatmacayı. Verin benim hayatımı. Sesi gök kubbede yankılandı. Göklerin eşref saatine ya da yazıcının boş gününe. Bir fantezi, bir edebiyat, bir oyunu denk geldi. Al dediler. Bu boş bir kağıt. Bomboş bir kağıt gördüğün gibi. Bu da bir kalem. Bilgisayarımız yok. Artık kaldırma. Otur ve sana ait olduğunu o kadar iddia ettiğin hayatı yaz bakalım nasıl bir şeymiş. Bunca zamandır bana ait değil dediğin hayatına bir fırlat gitsin. Kimseye nasip olmaz böyle bir fırsat. İyi kullanmaya bak. Adam masaya oturdu. Çekti kalemi ve kağıdı önüne. Gözlerini kapadı önce. Sonra açtı. Açtı kapadı. Bildiği bütün yaşam biçimlerini geçirdi gözünün önünden. İşlerinden en iyisini seçmeye çalıştı. Eğildi kağıdın üzerine. Uzun uzun yazdı. O adam. O, hayatının asla kendisine ait olmadığını haykıran adam. Kendisine yeni bir hayat yazdıktan sonra uzattı kağıdı. Alın dedi. İşte istediğim hayat bu. Baktılar. Söyle yazmıştı. Sabah 7'de kalkacaksın. 12'ye kadar talimat vereceksin. Bir buçukta tekrar masanın başında olacaksın. Plazalar, metropoller, tüketim mabetleri, plastik kredi kartları, kokusuz güller, cep telefonları, notebook bilgisayarlar, hesap cüzdanları, Bilmek üzerine bir olumsuzluk öyküsü. Tüketim sarayları, plastik kredi kartları, ön koşullar ve sonu hükümler arasında o adam. Kendisine yeni bir hayat metni çıkarması için eline tutuşturulan boş, bomboş bir kağıdı. Eski hayatını tekrar ne ibaret bir metinle dolduran o. Kalabalıklar içinde inanılmaz biçimde tenha adam. Yoluna çıkan deniz kabuklarını tanıyamadıktan, karanfil tütüsünü hatırlayamadıktan, bir avuç kuşkan adına ezip geçtikten sonra hayatına döndü. Ama onu hayatına bağlayan bağ artık eskisi kadar kuvvetli değildi. İçinde bir yerlerde hala o sızı. Bu hayat benim değil, diyordu. Yetmediyse sözlüklerim boş. Bomboş bir kağıt doldurmaya mazurum. Ama söylenmişti ya, bu fırsat bir daha ele geçmez. İşte tam da öyle oldu. Bir daha ne göklerin eşref saatine ne de yazıcının boş gününe denk geldi. Ve bir daha hiç kimse ona istediği yeni bir hayat yazması için boş, Bomboş bir kağıt uzatmadı. Ümitsizdi adam. Bir gün kendisine uzaktan, çok uzaktan bakmayı denedi. Kendi uçurumunu gördü. Dahası kendisini o uçurumun dibinde çok dibinde gördü. Nasıl olmuş? Dedi. Bu uçurumda bu kadar derinlere düşmüşüm böyle. Kendi uçurumunun derinliği karşısında ürperdi de oradan nasıl çıkacağını hiç bilemedi. Sağa sola baktı. Bulanık görüntüler arasında bir tutamak, bir basamak, bir çıkıntı aradı. El atacak. Hayır hiçbir şey yok. Başı dondu. Yapacak bir şey yok. Görmem dedi. Yetmiyor ondan kurtulmama. Cep telefonlarına, bilgisayarlarına, sahte empatilerine dondu yanına. Öykü bu ya. Bir gün nasılsa eline geçen fırsatı değerlendiremediği sıralarda yoluna çıkan o işaretlerden biri çıktı yoluna. Mavi bir kuş. Bir avuç kuş kanadı. Bir ışık düştü de üzerine Adam derin bir sızı duydu yüreğinin incecik bir yerinde. Bir sızı, bir aşinalık. Aynen başlayan bir hatırlama. Ezeli bir tanışıklık. Neden daha evvel değil de şimdi diye düşünmedi hiç. İçine o güne değin hiç olmadığı kadar derin bir ferahlık doldu. Elemler yok oldu birden. O gece karanlıklar tükenmeden uyanı verdi. Gökyüzüne yakın olabileceği yegane yerden, yüksek bir apartmanın çok yüksek bir balkonundan semaya baktı. Henüz gökten inmemiş olan yıldız toplarını aradı. Kentin bol ışıklı kalabalığında hepsi görünmez olmuştular. Ama birden kentin bol ışıklı kalabalığı kayboldu. Bol ışıklı reklam panoları hükümsüz kaldı. Gönlü ışıdı adamın. Bir avuç kuş kanadı. Bir serinlik yanağına sürtünüp esi veren. Ardından sabahın yıkışıkları. Bunu ilk kez uyuyordu. Sadece bu değil, her şey ilk kez oluyordu ilk kez kendisine her şeyi ama her şeyi söyleyecek bir kitabı fark etti. O güne kadar defalarca gördüğü, defalarca yanından geçip gidiverdiği bir kitap. Yanlış bildiği her şey birden bir anlamına kavuştu. Birazdan göklere yayılan bir ses çalındı kulağına. İncecik ve güçlü. Tanıdık ama çoktan yitirilmiş. Adam gülümsedi. Mavi kuş. Hatırladın, dedi. İşte hatırladın. Öyle bir yerdeydi ki adam, göklere uzanan çok katlı bir yapının donanımlı balkonunda, siyah, artık siyah değildi. Gökyüzü değildi ona gökyüzü olarak öğretilen yer. Ağaç ağaca, kuş kuşa uymuyordu. Adı kendisine verilen ad, yüreği kendisinin zannettiği yürek değildi artık. Bana neler oluyor, dedi adam. Ürperdi. Uçurumuna baktı. Uçurum yok olmuştu. Bunlar, dedi. Mavi kuşun ışığında yok oldu. Bunlar ondan yansıdı. Sustu. Hiçbir sözcük değmesin dedi bana. Hiçbir sözcük değmesin. O nasılsa bir halimin diliyle anlıyor. Ama mavi kuş gülümsedi. Söyle dedi. İçindeki uçurum ışıdı mı? Adam sus dedi. İçimde artık uçurum yok benim. Işığım bana yetiyor. Acıyan yerlerim acımıyor artık. Mavi kuş üsteledi. Anlat dedi. Neler görüyorsun? Söyle. Adam sustu. Gecenin gölgesi yok dedi. Ama söylediğinde sözcükler değişmedi. Yani içinden söyledi. Sonra kuşa baktı. Anlamadın mı? dedi. Lisanı halime. Kuş yine dedi. Söyle. Adam bir kısmı gül, bir kısmı bulut diye geçirdi içinden. Bir kısmı yağmur, bir kısmı deniz. Kuş duymak istiyordu. Sesi söyle dedi. Duyamıyorum. Adam karanfil tutusu diye geçirdi içine. Kurumuş bir çuha çiçeği. Bilmiyor musun? Sözcükler değmesin de hallerine. Mavi kuş yine dedim. Neden kendisini anlatmıyordu? Neden uçurumun nasıl ışıttığını bildirmiyordu? Adam, bana zaman ver, dedim. Gözlerim kamaşıyor. Yalvarırım ama beni. Göz alma, yalvarırım. Bu kadarı yeter. Daha fazlasına gereksinimim yok benim. Yok. Anlıyor musun? Mavi kuş, düştesin dedi. Uyanman gerek. Eğil bak, kulağına neler söyleyeceğim. Kaçtı adam. Bana hiçbir şey söyleme. Bundan daha fazla bilebileceğim hiçbir şey ıslamaz yüreğim. Ateş yakmıyor. Su boğmuyor. Yürün dikeni acıtmıyor. Bana bu ışık yetiyor. Mavi kuş eğildi adamın kulağına. Daha çok bilmelisin dedi. Daha çok bilmelisin. Ve adama yakın en yakın yerden. Tek bir cümle fısıldadı ona. Bak dedi. Bildin işte. Şimdi daha iyi değil mi? Adam mavi kuşun söylediği cümleyi duydu. Sustu sonra. Gözlerini yumdu. Yumarken gözlerini mavi kuştan kendisine gelen son ışığı hapsetti gözlerinin ve yüreğinin içine. Ben dedi. Bilmek istemiyordum. Çünkü zaten biliyordum. Ve bir daha açamadı gözlerini. O mavi kuşun gerçekte var olup olmadığını hiç bilemedi. Açsa gözlerini yerinde miydi? İslam'ın Güler Yüzü Cemal Aydın'ın güzel dikkatiyle dilimize kazandırılan bir kitap. İslam'ın Güler Yüzü Katolik ve aristokrat bir ailenin çok iyi eğitilmiş kızı, bilimde uluslararası bir sima, Profesör Doktor Evo Dovitray Meyerovic'in dinmek bilmeyen susuzluklarının ardından İslamiyet seçişinin öyküsü. Soruları, arayışları, huzursuzlukları olan Eva, bir gün İkbal ile ve onun eserlerinde adı çokça geçen Mevlana diye biriyle tanışır. Mevlana'nın hemen bütün eserlerini diline çevirir ve Müslüman olur. Eva, bilirsiniz, bir karşılaşmanın veya bir kitabın hayatınızı alt edebilmesi için önceden hazır olmak gerekir. Diyerek kendi dönüşümünü diyalektik bir mantıkla izah ediyorsa da bu değişimin daha çok ilhamada yolu olduğu fark ediliyor. Öyle Konya'ya geldiği zaman Şems Tebriz'in katlettiği yerden her geçişinde fenalaşmaktadır. Ve bunu trajik hadiselerin mekana işaret koyuşu olarak yorumlamaktadır. Evan'ın öyküsü bana herhangi bir eski hikaye kahramanın öyküsünden farklı görünmüyor. Yitirdiğini vuran kahramanın öyküsü. Peki neresidir bu bulunan yer? Evan'ın okumaları, yazmaları, yaşantıları ama en fazla hatırlaması. Zaten 9. Bayıs'ta uzun uzun İslam'da oldukça temel bir mesele sayılan iç hatırlama, şahitli kavramı üzerine durulmaktadır. İnsan şahittir. Niçin? Dünyaya gelmezden önce yaşanılmış olan kemali hatırlamaktadır da onun için. Ruhlar bedenlerden önce yaratılmışlardır. Allah, daha ete kemiğe bürünmeden ruhlar alemindeyken onlara sordu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Cevap verdiler. Evet. Böylece ruhlar daha doğmadan Allah'ı tanıdılar ve O'na bağlılık yemin ettiler. Bu yüzden Sufiler, Allah'a karşı duyulan özemin O'nu daha önce tanımış olmaktan, musiki'yi sevmenin, ruhlar aleminde duyulmuş şeyleri hatırlatmasından, güzelliği sevmenin de Allah'ı görmüş ve O'nun güzelliğine şahit olmuş olmaktan kaynaklandığını söylerler. İslam'da ruhlar bedenlerden önce vardır. O yüzden de ruhlar geçmişi hatırlarlar. İşte şahitlik kavramı budur. Mevlana'ya göre... Biz de Hazreti Adem'den geldik. Hepimiz ezgiler dinledik cennette. Bedenimizin suyla balçayı içimize kuşkular düşürse de o ezgilerden hafızamıza bir şeyler gelir yine de. İslam kültüründe sır, insanın ezelden aşina olduğu bu ilahi ışıktır. Ve o ışığı her insan aynı derece kuvvetle hissedemez. Bu, onun kabiliyetiyle onantılıdır. İnsan bazen bir şey görür. Aynıdan hıçkırarak ağlamaya başlar. Bu hatırlamadır. Eva burada Sühre Verdi'nin ünlü ve gerçekten bütün meseleyi öylesine sadelikle özetleyiveren tavus öyküsünü aktarır. Bir hükümdar çok güzel bir sarayın bahçesinde tavuslar beslemektedir. Kanatlarını ve kuyruklarını açmaktan başka işleri olmayan tavuslar bahçede çok mutludurlar. Fakat hükümdar bir gün bir yapar ve içlerinden birini diğerlerinden ayırarak deri bir torbaya koyar. Torbada sadece beslenebileceği ve nefes alabileceği bir delik olan tavus İlk zamanlar çok mutsuz olursa da zaman haline alışır ve yaşar gider. Fakat zaman zaman bir esinti saray bahçesindeki çiçeklerin kokusunu ve arkadaşlarının sesini ona getirir. İşte o zaman tavus tarif edemediği garip bir özlemle yanıp tutuşur. Mesnevi'nin de daha ilk peyitinde yer alan yitirilmiş geçmiş ve hatırlama teması İslam tasavvufundaki temel düşünceyi verir. Ney kamışlarından koparıp getirilmiştir. Ama geçmişini hatırlar ve özlem çeker. Üflendiğinde ağlayışı bundandır. Duyuş şikayet tesmede her an bu ne? Ağlatır hep ayrılıklardan bu ne? Hepimiz sühre verdinin tavuslarıyız aslında. Ya da Mevlana'nın neyi? Zaman zaman güzel bir musiki duyuyoruz. Ve kalbimiz heyecanla çarpmaya başlıyor. Kayıp bir cennetin hatırlamasıyla acı çekiyoruz. Mevlana divan kebirinde... Canımla canım arasında bundan önce bir geçmiş vardı. Orada tanışmıştık biz. Bugünkü görüşüp sevişmemiz o eski tanışma yüzünden. Serin unutun ama böyle bu, diyor. Hatırlatmaya çalışıyor. Hatırlamıştır hatırlayacak olan. Peki ne olacaktır şimdi? O bir bakıma susuzluktan ölecek hale gelmiş olan Hacer'in suyu bulduğu yerdedir artık. Vakti saati girip çattığında siz onu bilirsiniz.'' Daima sizin bu yola çıkmanızı kolaylaştıran hadiseler olur. Ve ömrü boyunca Beyoğlu taşlarıyla kandırılmış olan biri, bir gün başına en güzel elmaslardan yontulmuş bir taş takarsa, artık o sahte taşlarla oyalanabilir mi ki hiç? Ve açılır kanatları evanın. Uç kuş, uç. Doğruca ana yurduna. Bak kurtuldun kafesten. Ve açıldı kanatların. Bunun için önemlidir işte insanın gördüğü rüyaları hatırlaması. Hiç emniyette değilim. Kendimi hiç emniyette hissetmiyorum. Kuşatıldığım yaşama dair silüet vasıtının içerdiği riskleri gözden geçirdiğimde bu emniyetsizlik hissi daha da artıyor. Fırın, buzdolabı, çamaşır, bulaşık, saç kurutma ve dahi bilimin makineleri o kadar karmaşık aksam. İncecik bir tel aniden ama aniden kopabilir. Bir fiş, bir priz, incecik bir cereyan bağlantısı. Aniden bir otomobil çarpabilir. Kedilerin trafik kurallarını öğrenemediği bu kent aynıdan. Dahası kaldırımda yürürken üzerime bu uçak düşebilir. Odama bir gemi girmeyeceğini kim garantileyebilir? Üstelik ben paranoya falan da değilim. Su baskını, yıldırım, para sonar, güvence, şirket, alarm, emniyet, kapı kilidi, şifre, kasa, banka, güvenlik görevlisi... Kapkacak. Yaşam ve ölüm pazarlamacıları. Sigorta bağlantıları. Nefesim tıkandı. Aman Allah'ım. Hiç emniyette değilim. Kendisine güvenerek isteklerimi sıraladığım tezgah kız. Benden çok arkamdaki cama düşen görüntüsüyle ilgili. Rengini yeşil olarak gördüğüm gözleri. Bir göz kırpımından sonra kahverengiye dönüşüyor. Bu kadar kısa zamanda lens mi takmış olmalı? Ama sesi de değişiyor. Bu işte bir iş olmalı. Her an başıma bir şey gelebilir. Hiç emniyette değilim. Hastalığımı tedavi etmesi için kapısına düştüğüm doktor benden hasta çıkabilir. İlmine güvendiğim hoca benden az sınıfta kalmış olabilir. Nedense yazılışına bir türlü karar veremediğim sözcükler var. Üstelik yazılışına bir türlü karar veremediğim sözcüklerin nasıl yazılacağını hiçbir imla kılavuzunda da bulamıyorum. Es kaza bulsam da birinin doğru imla olarak önerdiğini diğeri reddediyor. Hasılı kendimi hiç emniyette hissetmiyorum. Hangi sözcüğü arasam kocaman, kalın ve meşin ciddi lügatlerde karşılığı yok. Ya da benim bildiğim karşılığa uymuyor. Su diyorum Lügat'e. Su diyor. Yok diyorum. Ben su diyorum. İyi ya işte diyor. İşte su. Aynı sözcüklerle konuşuyoruz. Ama bir türlü aynı kavramı aynı manayı veremiyoruz. Lügatlerin ihanetine uğruyorum bir seviye. Beyhude demeli. Ya da beyhude. İhanet kol geziyor. Kendi kendime ihanet etmek için kendi kendime de her an izin verebilirim. Kendimden kaçıp sığınacağım kendim. Bir başka türlü varışa yanaşmıyor. Kırık aynalarda çoğalan yüzlerime sahtekarlanılan bıktım sandım. Hangisine benim diye yönelsem hep aynı çıkıyor. Bu da ben değilmişim. Gezecek yer yok. Nereye gitsem aynı yerdeyim. Ben, ben değilim. Ve hiç kimse kendi değil. Bütün görüntüler kırık aynalarda çoğalıp duruyor boyuna. Yegane gerçek, kırık aynalar. Yegane sürek, inkisar. Her program aynı film bu sinemada. Buyurun hoş geldiniz. Birazdan ışıklar sonracak. Koltuklarınıza gömülebilirsiniz. Her an bir uçurumdan aşağı düşebilirim. Ya da kendime bile birentin sonsuz karmaşık dehlizlerinden birinde bulabilirim. Dahası, bizas ben, kendim yani bir turuma dönüşebilir. Bir labirentten ibaret kalabilirim. Öyleyse kendim de kendim değilim. Üstelik kendim de değilim. İki yeşil ışık arasında düşünüp, iki kırmızı ışık arasında yazdıklarım asılsız çıkabilir. Yapay bir filmden, filmin dışına çıkmamı sağlayacak merdiveni bulabilirim. Ruhumun gerçeğini bedenimi, bedenimin gerçeğini ruhumu taşıyamadığını fark edebilirim ansızın. Ler kesilebilir halinden bana ne öyküler anlatmış olan dillerim, Akasya'nın kırılgan kokusu kendi üzerine kapanabilir. Suya düşen cisim sarılacak bir kara parçası bulamayınca kendi eksen etrafına dönüp durabilir. Yapraklar kendilerini zamansız dökebilir. Deniz feneri ışığını zamansız salabilir. Zamansız kesebilir. Rahmet olması için doğasına çıktığım yağmurda boğulabilirim. Üzerinden geçtiğim yol ayağımın altında aniden çökebilir. Hem doğru mudur yol levhaları? Giriş yasak, yazısının işaret ettiği giriş. Her zaman girişi yasak ülkeye midir? Köprüden önce son çıkış. Lefasının beni gerçekten köprüden önceki son çıkışa getireceğini nereden bilebilirim? Her şeyle her şey arasında kurduğum bağlantı yanıltıcı olabilir. Dahası, belki her şeyle her şey arasında hiçbir şeyle hiçbir şey arasındaki ancak bağlantı vardır. Aniden görebilirim. Fokol sarkacı, beyhude salınıp durmaktadır belki. Belki en mahrem imajlarımı hoyratça harcayabilirim. En güzel görüntülerini üzerime düşünen ayranlarımı suzanucu ucu yırtabilirim. Gidecek yer yok. Hiç emniyette değilim. Denizimin üzerinden zamansız bir rüzgar geçebilir. Denizimin üzerinden geçen rüzgar gemimi batırabilir. Terlerime vuran mızrap sazımı kırabilir. Yerinde olmayabilir yaz. Bahar vadettiği mevsimde gelmeyebilir. Nisan'da papatya, Mayıs'ta gül açmayabilir. Bir daha öyle olmayabilir. Hasılı, hiç emniyette değilim. Fevkalade emniyetteyim. Ellerimi fark edebilirim ansızın. Derimi, parmaklarımı, damarlarımı. Damarlarımın iç ritminde kendi evreninde akan kanımı. Kalbimi fark edebilirim sonra. Kalbin diyorsam, dakikada tam gerektiği kadar hacim ve kanı bedenimin her yanına pompalayan kırmızı kaslardan ibaret yumruk kadar canımı. Ne bir eksik, ne bir fazla olanı. Gözlerimi görebilirim sonra. İşittiğimi görebilirim. Yürüdüğümü, acıktığımı, susadığımı. Açlığımı gideren ekmeği, susluğumu gideren suyu. Yoksuz zannettiğim şu benim ne kadar zengin olduğunu. Sonra yüreğimi görebilirim. Dünyaları içine alıp da dünyalara sığmayan yüreğimi. Karın sorfasıyla doymayıp da Bir buğday tanesiyle avunan yüreğimi İçindeki siyah noktayı Aynı yerde huya mühayyayı Çit sarması yanı Açak Beni hem melek hem şeytan kılanı açsa bir kılan beni Beni zübdeye i alem edene. Beni hak ile yaksan kılan beni Beni Kabe gibi tevafa Cevelana çağıran beni Yüreğimdeki siyahı Yüreğimdeki beyzayı Gecenin içinden yükselebilir ansızın karanfili buğusu. İki minare arasına gerili mahyalardan gemiler gelip gemiler geçebilir. Bu kenti fethedebilirim. Bu kente sesim olabilirim. Aynı mahyalar içime kandillerini fitilleyebilir. Gece güne değebilir. Gün geceye dökülebilir. Kim mani görebilirim görmeyebilirim. Yer ve gökler arasına, değirmen taşları arasındaki bir buğday tanesi kadar... Başı boş terk edilmediğimi ansızın fark edebilirim. Yere düşen buğday tanesi tohuma dönüşüyorken, rüzgar bile sevk ediliyor. Yağmur bile başı boş yağmıyorken. Kuşlar bile kederle uçuyorken. Her sonbahar bir V çizerek gösen kuşlar sürüsünü ve V'nin ucunda en ucundaki öncüyü. Her kış ağaç gövdelerinden esinlenen suyun ağacı koruma kanunu. Ve her sabah her bahar aynı ağacın gövdesine yeniden yürüyen suyu. Hayatı yeniden, yeniden muştuyu. Sayfın şitaya, şitanın sayfa meyilli olduğunu. Geceyi gündüzün, gündüzü gecenin bulduğunu. Kaybettim, hükümsüzdür. Hükmünden sıyrılır hayatlar, gün gelir. Kimseye taşıyabileceğinden fazlası verilmez. Ne demekmiş? Gün gelir öğrenilir. Çözülür anlamı acı oluşun. Çözülür anlamı kainat orkestrasında kaba davul vuruşunu. Bunca yitirmekler bir bulmak içindir. Bir de bulmak içindir. Birire bulmak içindir. Gizemini kendisinde taşıyan gül ve gizemini kendisine taşımayan gül söylesin diye kendisine söyleneni. Gülün gizemi bunun içindir. Her şey halden hale giren gül içindir. Akleden, ve nakleden gül içindir. Kuşku yok, her şey tek bir gül içindir yere dökülen gül yapraklarını toplamak bunun içindir. Bütün mesaketlerin üzerinden bir kırmızı kalem serüveni geçirebilirim. Ayımı yerde bulabilir, kendimi gökyüzünden sayıd edebilirim. Görülmekten vazgeçebilir, bir görenin gözüyle davet bulabilirim. Yokluk yoktur kavrayabilir, varlığı, mücrim, mazlum ve masumun anlamında yorumlayabilirim. Cümlenin sondaki nokta ne demektir? Çözebilirim. Gözlerimi gül masallarıyla yıkayabilir. Lale fırtınalarından kazasız ve belasız çıkmayı öğrenebilirim. Çünkü kaza ve bela olmadığını öğrenebilirim. Çünkü her alanın kaza olduğunu öğrenebilirim. Halil'le kelamı birbirinden ayırmak. Sonra bir kırmak Halil'le kelamı. Ne demekmiş aynayabilirim. Fark edebilirim geçmişin nasıl olup da yeniden kurulabileceğini. Doğa geçmişe nasıl yürür kabul edebilirim. İyi kadar ya da kötü kadar yok. Kadar var da. Kayıp yaşam ve kar yaşam da öyle. Ama iyi yaşamak var. İyi yaşamı. İyi yaşamak var kötü yaşamı. Ve her şey tersiyle kayın. Denge bıçak sırtı. Ama denge mevcut. İşte bunu bilebilirim. Aniden görebilir. Aniden hissedebilir. Aniden alfabeyi çözebilirim. Aniden sokabilir. Aniden okuyabilirim. Ne demektir B'nin altındaki nokta? Öğrenebilirim. Siz kalkabilir aniden dağın üzerinden. Gün gelir gözümün önünden perde çekilebilir. Denizle pencerelerim arasında aniden kar yağmaya başlayabilir. Ve ben ısınabilir, ısınabilirim. Gülya ile ovabilirim terinliğindeki lerledanlığa bir sap lerle daldırılmış bütün saf dükkanlarını. Düşlerimi yorumlamayı aniden öğrenebilirim neden yaratılmış bulunduğumun sebebini aniden çözebilir ve o sebebi sevebilir, o sebepte yok olabilirim. En razı, en terazi diyebilirim. Evet diyebilirim. Fevkalade emniyetteyim. Fevkalade emniyetteyim. Belki bir tek, bir tek bu cümleyi yazmak için o kadar çok emniyette değilim yazısı yazmak gerekebilir. O kadar çok labirent ve o kadar çok uçurum gerekebilir. Göklerden gidilebileceği gibi uçurumdan da varılabilir değil mi ki her yerdedir? İki hidrojen atomunun bir oksijen atomuna 72,5. Tam 72,5 derecelik bir açıyla bağlandı. Hiçbir kar tanesinin bir diğerine uymadı. Seyyarelerin şeffaf küreler şeklinde birbirine değmeden haykulade bir nizam içeri de varan ettikleri ülkedeyim. Fevkalade emniyetteyim. Mor üzerine. Pierre Süprem Vizyon Dorian eserinde İstanbul'dan bir gemiyle ayrılırken yıllardan birinde kafes arkasından mor isimli bir kadının kendisine el salladığından bahseder. Lotin'in adını vermediği bu kadın şair Niger Hanım'dır. Niger Hanım'ın birinci Can Harbi'nin yoklukları arasında müreffeh günlerden kalma mor bir feracadan bozarak yaptığı mor bir çarşafı da vardır. Çarşaf modasının İstanbul'u giderek terk ettiği yıllarda yapılan bu giysi sadece Niger Hanım'ın değil İstanbul'un da son çarşaflarından biri olmalıdır. Halide Edeb'in de mor bir çarşafı var mıdır bilinmez ama sinekli bakkalda Kanarya Hanım'ın sarayında mevlit e okuyan Rabia'nın sırtında mor laleli bir evlise vardır. Ve Halide Edeb'in anılarının ilk cildinde bir eski zaman bahçesinin kapısı üzerine yaslanmış mor bir salkım, bütün kitabı kuşatan bir saltanattır. Bize artık olmayan bir şarkıya söyler. Mor salkımlı ev. Oysa varindeki zambak mor değil beyazdır. Soyluluğun ve masumiyetin imgesi. Vasata yaygın anlamıyla masum olmasa da kamelyalı kadının yakasındaki kamelya da daima beyaz. Asafalet'in su dolu incecik bir cam boru içinde yaka cebinde taşıdığı çiçeğin de beyaz olduğu düşünülebilir. Yakasına zambak takan İrlandalı Oscar Wilde ya o çiçeğinin renginden malumat yok ama Wilde Dorian Gray'in portresinde bir tür fos çaması uyguladığı bu çarpıcı romanda argüman renkli çiçeklerle doldurmuştur ayrımı. Erguman, beyazın müdahalesine uğramış kırmızı ailesinden bir mor. Ya da mor ailesinden bir kırmızı. Tek bir mordan söz etmek mümkün değil tabii ki. Neticede mor da mor, leylak da mor. En açı ile en koyusu arasında mor değişken ve ürkütücü. Bir seyyali. Mor, palet üzerinde bir miktar mavi ile bir miktar kırmızının karışımından ibaret. Mavi, yaratıcı, sükunet. Kırmızı, tansiyon arttırıcı, şiddet. İkisi arasında bir medya mor. İkisi arasında hangisine yakınsa ona mukabil bir tesir. Koyusu, şiddet ve çürümü. Kederin hangi rengi olması bu çürümenin parçasından ölümün rengi olması bu yüzden. Acı, hayat, uçuculuk. Eflatun hayaller bu hafiflikten. Leylak rengi bu ümitten. En ile en koyusu arasında mor. Fazla açık, fazla kapalı. Fazla modern, fazla muhafazakar. Renkler içinde bağımsız ülke mor. Renkler içinde tutsak ülke. Yine mor. Üzüm salkımlarının bozulduğu bağlar üzerine bir uygarlık kuran antik Yunan'da bilgeliğin simgesi sayılan mor, öğretinin rengi. Öğretmen okullarının şapka üzerindeki mor, şimdilerde eğitim fakülteli akademisyenlerin ...cübelerinin yakısında. Ana yurt kültürü mora itibar etmiyor. Orhun yazıtlarında morun adı yok. Eski Türkler mavi üzerinde ısrarlı. Mavinin kırmızıyla birleşerek oluşturacağı mükemmel çiçeğin boy vermesi için Anadolu toprağı gerekli. Osmanlı moru tanıyor ve çok seviyor. Bunda estetik ve teknik olgunlaşma kadar hayatın biricik kıymeti olarak yerini alan dinin de etkisi var. Modern psikoloji moru dinin simgesi olarak yorumluyor. Cenneti temsil ediyor mor rüya dilinden. İçsel bir yolculuk, gizemleri aralayan bir kendini tanıma. Bütünle batlanma. Mistisizmin morla bağlantısı tesadüf değil. Metafizik. Ürperti. Feridun hocasının, e, fi mesmerin, gizemli bir atmosfer yaratarak leylek rengi giysiler içinde hastalarına şifa dağıtmaya kalkışması da bu bilincin ifadesi değil mi? Meslektaşları tarafından kıymeti bilinmesi de. Mor üzerinde ısrarlı şair. Zamaklı padişahın sahibi Ece Ayhan. Şiirimiz mor, kulhane abiler. Derken biraz da bu gizemi işaret ediyor. Osmanlı sanatında, bilhassa Çin'e ve minyatürde, mor gözle. Dinle bağlantı kadar sapsarı ışıklar saçan altın varakların vurgulanması, aynı zamanda dengelenmesi için de böyle bu. Çünkü altının, sarının ışığı çok. Bir sarının ışığını susturmak için kaç mor leke bırakmalı? Mor ışıksız. Onun ışığı kendi karanlığında. Nakkaş zeminde mora meftun. Fakat en hoşu, gerçek hayatta mor olarak karşılaşmayacağımız varlıkların... Örneğin atların minyatüre mor olarak girmesi. Hiç yadırgamayız. Çünkü bir minyatürdür bu. At değil. Bir tecrik değil mi? Mor atlar cennet atları mıdırlar? Ebru teknesinin başında Ebruzen'in mor ile arası nasıl acaba? Suyun kıyısına mor bir nakış kolay düşmüyor olmalı. Ve bir demet mor menekşeyi ab üzerine akşetmek, beş sap gülü suyu düşürmek bu kadar zor mudur? Kim bilir? Mor hayat, mor ölüm, mor hayal, mor gerçek, mor masumiyet, mor cesaret, mor halk, mor aristokrat. Durduğunuz yer kendi morunuz. Ya siz hangi morsunuz? Yaşıyor mu, ölüyor musunuz? Şair diyor ya, gerçek yamalı başa görülsün. Hayal alabildiğine uzak. Yaşam kendini tanıması insanın. Ölüm mü? Mor sevdalı gelin uğurlaması. Kadir Şişkinoğlu. Yüksek kültür çerçevesinde oluşan sanat bir yana, doğayla vasıtasız muhatap halk kültürü de mora bir değildir. Dağları mordur, bulutları mordur. Akşamları mordur, sabahları mordur. Yaşmakları mordur, oyaları mordur. Halıları, kilimleri morla lakışlı, şalvarları mor atkılı. Terlikleri mor pomponludur. Yasları mor renklidir. Aşkları mor çeşnidir. Fazla sözüne ne acat? Mavi yelek mor düğümü. Yine düştü gönlüme. Desek, bütün hikayeyi özetlemiş olmaz mıyız sizce de? Mor üzerine iki. Erken baharda, başladı önce mordur. Kapı üzerine mor salkımlar, leylaklar, toprağa bir nefes düşürmün mesafede mor menekşeler. Sümbüller, çuva çiçekleri, yıldızlar, Üstten parklarda vapur dumanları. Serefraz Zambaklar Evvel mor geçer bahçelerden Kırmızının saltanatı ahiren gelir Kırmızının saltanatı ahiren gelir Çünkü gülün moru yoktur Gülle mor arasında kurulabilecek yegane itibat Onları birbirine bağlayan bir kurdele ibaret Lalenin ya, Var Dağ lerlesinin moru var Cezayir menekşesi de var Sümbül Leylak Salkım Hepsi de toprağa bakıyor Hele kırma Bu boynu büküklüğün anlamı ne peki? Mor çiçekler daha mı utangaç? Ozan, kadrin bilmeyenler almış eline. Onun için eğri biter menekşe, diyor. Öyle mi? Menekşe, Ege kıyısında bir kente ve kareye Osmanlı'nın verdiği isim. Hoş, ama neden? Karlofça'dan bu yana, kadrin bilmeyenler eline düştüğünden mi? Ya da sümbül, hep ya sıçra. Ondan mı boyun eğri? Kanuni Mersiyesi'nde Cihan Padişahı için ağlayanlar arasında da yasa saçlarının sümbüllüğüyle yakışmıyor mu? Sümbüllerini masum edip su çalsın ağlasın. Daha dokusun eksik fariyeni kusar. Ya hangi romanlar, hangi roman kahramanları, hangi senfoniler, hangi isimler mor? Ve dahi hangi yazarlar? Çampınar mor mu da örneğin? Hiç olmazsa saatleri ayarlayamadığı zamanlarda hiç olmazsa Eflatuni sahiplerin zamansızlığında. Ne içinde zamanın ne de büsbütün dışında. Tanpınar acaba biraz da mor mudur? Acaba mor biraz da servet mudur? Bihtar, bileklerinin içini menekşe kokulu bir parfümün olduğu, mendiline o kokuyu düşürdüğü zamandan bu yana mordur. Madem ki servet üfünün edebiyatı Bihter'dedir biraz, öyleyse servet romanı biraz da bu menekşe kokusudur. Dahası, Kristal bir çiçeğin cazibesine tutulmuş sümbül. Leylak, hanımini, akasya. Bütün vahşiliğine rağmen kekik, levanta. Hepsi bir edebiyat de güzelinin ayrısının derinliğinde beslenmiş mor bir uykusuzluktur. Keti beyaz giymesini istediği halde hayatını değiştirecek balıyor siyah bir tuvaletle giden Anna mor bir kadardır bana kalırsa. Hem de en açık tonundan en koyu tonuna kadar. Trajedisi bu. Hayat ve ölüm aynı anda. Masum ve kışkırtıcı. Selimilerinin Eflatun Kuzgun kılıçları götürdüğü Türkan Şoray, Atilla Dorsa'ya göre Sümbül sokan Tutsak Kadını o da mor bir şarkıdır bence. Ve yine Selimilerinin Bir Buket Mor Zambak'la ziyaret ettiği Kamerilerinden baygın leylak kokuları yayılan Karim de öyle. Peki Raskolnikov'un iç dünyası Petersburg geceleri beyaz da olsa Raskolnikov'un içi mor değil mi? Ya dost ta kendisi? Ya baş? Orta çağ iskolastiğine mor yakışmıyor mu? Hem de işte morun o en koyu, en kasvetli, en gotik tonu. Gazabın üzümleri de mor. Simgesel bağ Ne kadar çok mor öyküsü. Mor üzerine bir yazı yazmaya kalkarsınız. Kapınız çalınır birden. Bir öğrenciniz. Elinde bir demet sümbül. Bahar kadar güzeldir. Söylemiştim. Hiçbir şey tesadüf değildir. Mor mürekkep ya. Mürekkep neredeyse tarihe karışıyor. Kağıda düştükten sonra rengini mora teslim eden sabit kalemler de öyle. Hele mor mürekkep. Aramaya kalkışsanız kırtasiyeci yüzünüze garip bakacak. Yine de ben işte. Bütün bunları yazdım. Yazdıklarımın bir kısmını kalemime mor mürekkebi çekmeden evvel ben de bilmiyordum. Yazarken öğrendim. Bir kısmını ise biliyordum. Keder gözyaşlarının mor olduğunu biliyordum örneğin. Gözyaşları mor olan teyzeler de vardı hayatımda. İkiye katlanmış kağıtlar arasında bir damla mor mürekkebin bıraktığı lekelerle oyalanan bir çocuktum. Buyurun, işte burası benim için. Şu köşede gece kelebeklerim, şunlar da devlerim, perilerim ve cinlerim. Morun mevzulendiği çehrelerde ölümü tanıdığım akşamlar oldu sonra. Ölümün moru önce dudağından, ve tırnağından yakaladı hayatı. Sonraları mor bir çarşaf yığını arasından bir görünüp bir yok ol veren şairlere tutula verdim öylesine. İşte aynıdan hiç sebep yokken. Mor çiçeklere döktüm içime baharlar geldikçe ve baharlar gittikçe. Bir kısmını biliyordum anlayacağınız. Büyük bir kısmını biliyordum. Renk tercihleri üzerine oyalanmayı seven modern psikoloji, mor acılı ve hüzünlü bir kalbin rengidir diye dursun acılı ve hüzünlü bir kalbin rengidir Kalemim ve mor. Kalemime mor mürekkebi doldurduğumda işte bunu en iyi ben biliyordum. Nisan Çiçeği Tanpınar, İstanbul'un mevsimleri ve sanatlarımız adlı denemesinde Fatih'in İstanbul'u 1 Nisan günü kuşattığını ve 1 Mayıs günü düşürdüğünü hatırlatır. Bu demektir ki Feto ordusu şehri kuşatırken Boğaz Vadilerinde erik ve badem ağaçları çiçek açmış, Fatih'in çadırının etrafı ipek ve halı gibi bahar ve kış çiçekleriyle döşenmiştir. Tanpınar'ın tarihi canlandıran büyüleyici pitoreskinden muhayyelimize süzülen kış çiçekleri bize ayrı ayrı gösterilmez. Fakat hiç şüphe yok ki Fatih'in orduları kenti kuşatırken bir başka komutan, baharda kışa karşı vermekte olduğu mücadele için ordusunu, en fazla da papatyalarını yamaçlara yaymaktadır. Erken Bahar'a en çok yakışan çiçektir papatya. Öncü kuvvet, dayanıksız bedeni ve kısacık ömrüyle atmasa kendini toprağa, sanki arkadan gelen çiçekler yer bulamayacak. Ama gücü bu ıplak ve çokluktan kaynaklanmakta. Papatya iffet, papatya masumiyet. Papatya, oluşum vasıtasız aile. Papatya mektubun ternamesinde her türlü tekelüften ve tekliften azade, yalın ismin derinliği, durgun suların sessizliği. Bir papatya yazısı yazmaya kalkışan yazıcı için mitolojinin ve felsefenin ödünç vereceği bir malzeme yoktur. Ne Nergis gibi koskoca bir efsane ve birey merkezli bir kompleks saklar derinliğinde papatya, ne gül gibi başlı başının bir felsefe ya da ihtilaldir. Ne de Lale gibi bir devir açar, bir devir kapar papatya. Papatya kendisinden ibaret. Bir papatya yazısı yazmaya kalkışan yazıcı, kalbinden başka bir papatya toplayacağı bir yer olmadığını bilir. Çünkü papatyanın hikayesi kendi kemalinden, kendi zatına mahsus. Ne yazarsanız papatya'ya dairdir. Ve ne yazarsanız papatya'ya dair sizin içindir. Papatya kendiliğinden. Özene, bakıma ihtiyacı yok. Bu kendiliğindenlik, her bahar yinelik, yenidenlik muşlusu. Doğum yeniden, dirim yeniden. Papatya doğum da doğum, ölüm de doğum. Çünkü aynı toprakta bıraktığı hikayeyi bir yıl sonra baksa yerden devam ediyor. Sadık Papasya ve Cömert. Cömertlik kadar gücünün de simgesi olan bu diriliş sadakati, kainattaki varoluş devriminde bir özeti. Tebessüm bu yüzden Papatya'da. Hüzün yok. Ümitsizlik yok. Doğrusu, yüksek bir kültürle alabildiğine zenginleşen bir hissediş tarzının yorucu ağırlığı da yok Papatya'da. Elmas işlemeli kadife kaftanın ağırlığına mukabil Papatya, Musim bir beyaz giysi kadar sade ve hafif. Bu yüzden işte her yazıcı güllerin arasından, lalelerin devrinden, nergislerin gözlerinden, karanfilerin buğusundan geçerek bir papatya yazısı yazmayı özleyebilir. Yüksek şarkı türü papatya emiş O daha ziyade plastik ifade gücü yüksek ya da stilize çiçekleri temaşe etme Kent bahçeciliğinin dayanıklı fakat sulamaya, çapalamaya, budamaya için muhtaç çiçekler üzerindeki ısrarı Papatya'nın geleneksel sanatlarımızda inkişafına fırsat vermiyor. Geleneksel sanatların arkasındaki bahçede Papatya'ya yer yok çünkü. Arka bahçesinde Papatya yok Osmanlı'nın. Ve yüksek kültür yazılı. Halk kültürü sözlü oysa. Papatya kırlarının çiçeği. Orada yaşıyor. Adı yok değil belki. Kayda geçirilmemiş o kadar. Yazmıyor. Söylüyor sadece. Sedef kendi adıyla nümayan bir papatya motifine sahip olması da papatyanın geleneksel sanatlar içindeki suskunluğunu yok etmeye yetmiyor. Herhalde papatyanın geleneksel sanatlarda en fazla konuştuğu yer yine suyun kıyısı. Papatya Ebru'su. Lakin Necmettin Okyay'dan bu yana Ebru'nun suyuna düşen çiçek Ebru'nun geleneksel kalıplarını sorlamakta zaten. Üstelik papatya Ebru teknesinden en zor çıkan çiçek. Beyazı gibi biçimde tutturmak da güç. Biricik de görüntü veren plastik form ya da üstüp değil çünkü onunki. O, yamaçların kalabalık ve yayılmacı masum ordu. İstanbul'u 1 Nisan günü kuşatan Fadi'nin ordugahı, daha laleleri kadar papatya tarlalarıyla de kucak kucağıydı. Ama İstanbul'u 1 Mayıs günü düşüren genç Mehmet, kente girdiğinde Bizanslı genç kızların kendisine uzattığı çiçekler arasında Papatya demetlerinin varlığı pek muhtemel görünmüyor. Çünkü papatya Nisan çiçeği. Mayıs ise gül mevsimi. Öyleyse papatya güle hazırlık. Öyleyse Fatih İstanbul'u papatyalar arasında kuşatıp güller arasında kente girmişti. Papatya. Bahar ordusunun önce kuvveti. Fedakar ve çilekeş piyade. Ödülsüz ve madalyasız akıncı. Nisan çiçeği. Nilüfer de senli lacivert bir fincanın içinde bir demet papatya. Papatya var. İstanbul'da var. Öyleyse bahar var. Gül vurgunu. İstanbul. Asırlarca kim bilir kaç cengaver kumandanın ruhuna sığınmış fetih duası. Davet yangını. Gel. Ama İstanbul nazlı. Her defasında çağıranla çağrılan arasında kalın bir sis perdesi. Sislerin ardındasın. Ses ver. Orada mısın? Ses yok. Orada değil. Kaç yarım kalan rüya. Kaç gerçekleşmeyen muştu. Gün gelir sis dağılır. Perde kalkar aradan. Görünür belde tun Eksiği sağ tarafta. Demek ki giderek küçülen bir cemazi yer evvel. Maha altında. Fatih'in kaderi İstanbul. İstanbul'un kaderi Fatih. İradeyi külliye içinde eriyen iradeyi cüziye. Genç bir Mehmet'tir. Adının sonu da ile biten. Genç Mehmet davet eden, İstanbul davete icabet eden. Genç Mehmet Fatih, İstanbul fethedilen. Yedi sepeden biri üzerine kurulmuş, herhangi bir cami penceresinden nasıl göründüğü henüz bilinmeyen kent. Konstantinliği. Genç Mehmet ne ürkek ne korkulu. Ne saçkın ne tedirgin. Hayırlı ufukları hakikatin sınırından uzakta, Abartılı yaşantı her zaman vurgun değil. Arkasında görünmez orduları oldukça. Mucize, kapılarını ancak kendisine inananları açar. Arkada ne var? Kapılar. Aç kapıları. Ardında ne var? Arkada Mekke'nin fethi müjdelenmek üzere kendisine sure inen peygamber var. Gerçekliği tasdik olunan rüya. Fethin en harli günlerinde geç Mehmet'in, için ateş bahçelerini Fetih suresinin ayetlerini okuyarak selinettiği muhakkak. Sana öyle bir fetih verdik ki. Arkada ne var? Arkada hadis var. Konstantiniye elbet bir gün feth olunacaktır. Arkada genç Mehmet'in bizatihi kendisine duyduğu inanç var. Epitopu 21 yaşında bir delikanlı. Ama mucize kapılarını ancak kendisine inananlara açar. Arkada belde tüm Arkada kapıları açan var. Müfettihül Ebbab. Fetih suresi de tekti hadiste. Adının sonu D ile biten gencecik bir Mehmet gibi. Kuvveden fiile çıkan eza sevinci. Tülüden evvel gönle doğan inşira. Kalbe sevinç koyan aydınlık. Kandillerin ziyası. Gülbankı kudumlara fete giren gül duası. Sana ne imkan verdiğimize hesap et. Simnik mesul bir kabrin, müstakbel ve muhtemel sevinci üzerine açan üç ateş gülü. Kulelerini, kubbelerini, türbelerine ve kalbini. Gül düşürülmüş yekpare bir fetih külliyesi İstanbul'un bu mevsimde. İstanbul, gül mevsiminde tamamlanmış ve fetih. Erguvan mevsimi çoktan geçmiş. Akasyalar kendisi terk etmiş. İstanbul en fazla gül mevsiminde İstanbul. Gül mevsimi en fazla İstanbul'da gül mevsimi. Evvel yazılıp da ahir gelecek olan için yer açılmış ozanla. Fatih İstanbul'a, İstanbul, İstanbul Fatih'e ve İstanbul güle teslim. Çünkü İstanbul Fatih'in yitik gülü. Üzerinden zaman geçmiş en büyük bir yitiği bulunmanın sevinci İstanbul Fethi. Fatih gül yorgunu yanından, gül vurgunu aniden. Bu yüzden onca türde en çok gül koklamak yakışıyor ona. Fatih İstanbul'un gönül annesinde. İstanbul Fatih'in gül annesinde. Genç Mehmet aşık. İstanbul maşuk. İstanbul'un gönlüne daha ne düşebilirdi ki? Son gün gelir. Tamamlanır hikaye. Bir goncanın güle dönüş vakti kadar aynı. Bir goncanın güle dönüşü için geçen zaman kadar ağır ve beklemeli. Bir gül öyküsü olan İstanbul Fethi. Bir sandık üzerine eğilmiş bir lübiye özel. Yedi sepeden herhangi biri üzerine kurulmuş, Suriçi bir cami hücresinden nasıl göründüğü artık bilinen belde. Çok gül koklamış olsa da, gülhanesine kaydettiği son gül İstanbul olmalı Fatih'in. Vasiyet gereği, İstanbul'u aç gülzar yap. İstanbul'u Fatih'ten dinledik hep. Bir de Fatih'i İstanbul'dan sormalı. Pervane niye kendini yakar? Pervane'ye kişilik isnat edip, ihtiyarıyla kendini yaktığını ima eden şu başlık. Pervane niye kendini yakar? Bir edebi metne ait değil. Pervane'nin malum yanıçını, ışık kaynağı ile görüş açısı arasındaki açılar bakımından izah eden bilimsel bir makalenin başlığı. Özetlemek gerekirse, henüz yapay ışık kaynaklarının bilinmediği, milyonlarca yıl önceki bir başlangıçta ay ışığına yönelerek yönünü bulmaya alışmış olan Pervane, süreç içinde zuhur eden yapı ışık kaynaklarına yönelmeye başlıyor. Ve bu kaynağa bakışında teta açısı 90 dereceden büyükse pervane kaynaktan uzaklaşıyor. Eğer teta 90 dereceye eşitse ışık etrafında bir çember çizdikten sonra geçiyor ve gidiyor. Ama eğer ışık kaynağını teta açısı 90 dereceden küçük bir görüş açısıyla bakıyorsa pervane elezonlar çizerek ona yaklaşmaya başlıyor. Ve sonunda Ateşe düşerek yanıyor. Böyle diyor fizikçi. Gülle ile bülbülün muhaşakasında da botanikçi bir sebep sonuç ilişkisi buluyor. Ve bülbülün gül fidanın üzerindeki konaklamasının beslenme gayeli olduğunu ifade ediyordu. Edebiyatçının yorumundan ne kadar farklı? Fizikçi parvaniyeyi tete açısıyla botanikçi bülbülü beslenme ihtiyacı ile izah ede dursun. Şair koskoca bir aşk fark ediyor ikisinin arasında. Hüsnü Salil şairin yaptı. Güzel sebebe bağlama. Bu kadar sade, bu kadar basit. Öyle mi? Leyla, çölün yakıcı gecesinde pervaneyle dertleşir. Kadarları arasında benzerlik vardır çünkü. Her ikisi de bir ışığın cazibesine tutulmuşlardır. Ama mezun sevgiliyi aşan bir ışığın cazibesine tutulup da Leyla karanlığına yapayalnız kaldığında siz bu kadere tek başınıza isyan edip ile pervanenin tarihçesini bilmek hevesine düşersiniz. Bir süre sonra belli ki aşkın şemsi ve mevlana cihetine yöneleceksiniz. Şeyh Galip ve Eser dedeyi de merak edeceksiniz. İrem ve Türk edebiyatlarında bunca örneğini gördüğümüz şem ve pervane için bir şem, bir de pervane gerekli. Şem, ışık saçan her şey şemin tanımı kapsamında. Mum şemdir, çerağda. Kandil de, yıldızlarda. Işık saçan dedim ya, şem sevgili, şem ay. Şem güneş. Bir ışık saltanatındayız artık. Tasavvufi semboller dizgesinde. Şem mürşit. Şem Kur'an. Şem nur-i ilahi. Pervane, perv kökünden. Perv, o da yıldız anlamına geliyor. Kendisini ışığa veren tarafında ışık saçan bir anlam kökünden geliyor olması ilginç. Kim ışık saçıyor gerçekten? Yanan mı, yakan mı? Uğrunda ölünen mi, ölen mi? Pervanenin ayırıcı özelliği aşkı değil ama. Aşkı herkese malum ve aşk herkese mahsus. Pervanenin belirleyicisi kendisine ateşe atması. Yanması. Bilerek ve isteyerek. Çünkü o incizaptı. İradesine hakim değil artık. Cezbe ve incizap. Aşkın halleri. Cezbe, cemale yönelme. İncizap, cemal tarafından çekilme. Cezbeye kapılma. Pervane, Şem'in çekim alanına girerek ve dönerek giderek yaklaşarak neyse o olarak düşer ateşe. Sıfada aşk nedir ki kendini ateşe yakmaktan başka pervaneye göre? Sonunda ateşte ölür pervane. Bu bir yok oluş değil. Sevenin sevelende yok olması anlamına gelen bir varlık biçimidir. Bedeli ağır olsa da. Karşılığında şiirlerdesiniz. İhsan sonradan gelir. Ne işi var pervanenin şiirde? Mum ışığında şiir yazan şairin pervaneye yüklediği anlam mı? Onunla kendi aşıkları arasında kurduğu bağ mı? Pervane. Aşık. Seven. Şem. Maşuk. Sevilen. Şair. Üçüncü şahıs. Pervane misal. Öyleyse hem de birinci şahıs. Pervane gürültü koparmaz ateşe düşerken. Cinnet alanında çünkü. Şuuru yerinde değil. Güzelliği bu. Şem bunun böyle olduğunu bilir mi? Bilmem ama şair bilir, bilince yerinde çünkü. Gönlümüz pervanenin yanındadır. Kalbimiz yaşamı karşı bir iyi birer. Neredeyse küskünüz. Pervane kaderini yaşar, yanar.